hangi ekmek çocukların okulda daha iyi konsantre olmalarını, hafızayı güçlendiren ekmek hangisi, onlardan da birazcık bahsedeceğiz. Bahsedelim zamanımız lütfen. Olursa. Ekmeğe bakar mısınız? Size kırmızı ekmek, yeşil ekmek dedim. Yani bakar mısınız? Kat kat böyle kat. Oyun gibi mi desek, oy, masal mı desek bir böyle. Şey, masal ekmeği. Nasıl neler var bunların içinde? Aslında bunun içerisinde bir Anadolu var, iki mevsim var. Ay, şimdi mesela güzel. Dışarıya çıksak, birkaç yaprak toplasak, doğadan birkaç aynen, bir şey alsak. Bunlar bunu, var. Değil mi? Yeşil var hala daha bazı ağaçlarda. Evet. Sarı var, yapraklar sararmaya başladı. Kırmızılar da yine bir yerlerde var böyle. Doğanın damarı aslında bu, doğanın nefesi. Harika. Onu zerdeçalla yaptık. Zerdeçalla renge bakar mısınız? Hepsi ekşi maya, içerisinde kayısı da var. Hepsi ekşi maya ile yapıldı ama farkı içerisine biz gıda boyası kullanmak yerine doğada ne varsa bu mevsimde onu kullandık. Bunlar ne? Bunlar son zamanlarda çok moda. Özellikle böyle artisan hamburger yapan evet. yerlerde aktif karbonla normalde yapılıyor ama o çok insan sağlığı için benim önerdiğim bir şey değil. Peki. Uzmanlar. Hı. Biz bunu mürekkep balığıyla, evet onun rengi var biliyorsunuz. Hem çok eşsiz güzel. Bir değeri var. Profesyonel anlamda da. Çok güzel söylüyorsunuz da biz bunları evde yapabilecek miyiz? Hanımlara ona göre önden söyleyeyim. Yapılıyor, evde yapılıyor. Deneyin ya da denemeyin. Tabii. Yani yeter ki bir yerden başlasınlar. Hadi o zaman, başlıyoruz. O zaman şunu görüyorlar. Yavaş yavaş mayaları da olgunlaşmaya başlıyor. Ekmek de mayalanmaya başlıyor. Bunda da 3 renk var. Böyle bir pide var. Olabilir mi? Böyle bir çörek kıvamında bir çörek. Şey. Zerdeçallı yine sarı olan hamurumuzdan var, ekmeğimiz var ve pancar. Bugün pancar ekmeği bugün yapacağız. Bugün pancar ekmeği bugün yapıyoruz. Bugün kırmızı olacak. Kırmızı ekmek yapmaya hazırsanız efendim ekran başına malzemeleri şimdi veriyoruz. Bugün gerçekten çok değerli. Kırmızı ekmeğimiz ve yeşil ekmek yapmayacağız. Kırmızı ekmek yapıyoruz ve kahvaltılık kıymalı pide yapıyoruz. Evet, böyle Anadolu'da her yerde hemen hemen pide var. O kadar da zor bir şey değil aslında. Yeter ki böyle birkaç tane püf noktası var. Onu bilelim. Peki. Mis gibi yapılabiliyor. Peki, diğer ekmekleri birazdan evet, tanıyacağız. Ellerinize sağlık. Mutfağımız şenlendi. Buyurun sevgili Mine Atama. O zaman isterseniz biz hamurumuzdan başlayalım. Lütfen. Pide hamurundan birazcık bahsedeyim. Yani Türkiye'de çok her yerde kullanılıyor. Aslında pide hamuru dediğimiz şey ekmek hamuruna çok yakın bir şey. Tamam. Hatta pizza hamuruyla neredeyse aynı. Peki. Ekşi maya ile yapabiliriz ya da varsa herhangi bir normal maya ile de yapılabiliyor. İçerisine çok az şeker konulabilir. Bu da eğer hava soğuksa. Yazın mesela biz bu hamuru yoğuruyorsak koymamıza gerek yok. Çünkü yazın zaten havalar sıcak. Şekerin görevi şudur. Evet. Birazcık oradan un almak istiyorum. Tamam. Neler var içinde? Biz şimdi bu hemen malzemeyi su var, suyumuz var, unumuz var, mayamız var. Tamam. Oranları bir daha tekrarlayalım 500 isterseniz. 500 gram un demişsiniz. Evet, normalde 1 kilo una her zaman 20-25 gram maya konulur. Tamam. 1 kilo una 15-20 gram tuz konulur. Bunlar klasik oranlar. Suyu da unumuzun aldığı kadar biz hep kullanmayı öneriyoruz. Tamam. Çünkü her birbiriyle aynı olmayabiliyor. Daha önceden biz bu hamuru yoğurduk çünkü birazcık mayalanmasını istedik ki tamam. sonradan böyle çıtır çıtır olsun. Olsun. Bugün biz böyle kahvaltılık ve kişi başı küçük küçük böyle pideler yapacağız. Önce hamurumu birazcık açmak istiyorum çünkü gıdalar farklı. Gıdaların içerisindeki mikroorganizmalar da farklı olabiliyor. Tabii. Ete değdiğinde bir daha hamura değmek istemiyorum. Peki. O yüzden önce şöyle azıcık. İşi ustasından izlemek istiyorsanız, bunu ekmek yapıyorum. Yapımının püf noktalarını merak evet. ediyorsanız sevgili hanımlar, kendine iyi bak da mutfakta. Bence bir kadının mutfağında olması gereken önemli tariflerden biri geliyor. Ekmek yapıyoruz. Bu ekmek ve pide aslında dünyada şöyle gelişiyor. Yine bunun kökeni de İtalyan pizzasında kökeni Anadolu. Zaten onlar da kabul ediyorlar. Ediyorlar. Evet evet kabul ediyorlar. Çünkü insanlık önce avcılıkla başlıyor hayata. İlk et özellikle de Anadolu'da geyik avlanmaya başlıyor. Onu erkekler yapıyor. Daha sonra da tahılı işlemeye başlıyorlar tarımda. Ve en sonunda da diyorlar ki ikisini birleştirirsek ne olur acaba? Ama baktığımızda da o kadar altın bir oran ki bir tarafta karbonhidrat evet. var, bir tarafta proteinler var. Yani tahılı ve eti beraber tükettiğinizde, meyve sebzeyle de desteklediğinizde alın size beslenme, doğru beslenme. Şunu bu şekilde açtım. Evet. Bir tanesini buraya koydum. Şimdi tamam. birkaç tane daha alıp bu şekilde elimizi unlayarak. Çok önemli bir nokta söylediniz. Elim ete değdikten sonra bir daha hamura değmemesi çok. Lazım dediniz. Yani özellikle de eğer soğuk zincirden uzaklaşmışsa, yani buzdolabında biz onu muhafaza ediyoruz tabii. ama işte marketten alıyoruz eve gelene kadar soğuk zincirden uzaklaşmış tabii. olabiliyor. Özellikle de tavuğun
etin içerisinde salmonella dediğimiz, listeria dediğimiz bunlar gerçekten de özellikle de hamile kadınlar, çocuklar çok zor. Bugün onlardan da konuşacağız. Şimdi mesela bu zerdeçal, pancar bağışıklık sistemini inanılmaz güçlendiriyor. Ben kızıma anlatırken şöyle söylüyorum. Diyorum ki şimdi mikroorganizmalar geliyor. İçeride de diyorum biz havuç yedik, pancar yedik. Böyle şimdi diyorum bunlar birbirleriyle böyle konuşacaklar, tartışacaklar. Gidin siz diyecekler. Kalmalarını engelleyecekler. Engelleyecekler. Yani ekmeğe lütfen bir dilim kesilmiş bu ekmeğin güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel Mine Hanım. Biz böyle evde bu ekmeği kolaylıkla yapabilecek miyiz? Yapılıyor. Gayet de kolay yapılıyor. Gayet de kolay yapılıyor. Hiçbir problem yok. Birazdan tadacağım. Kayısılı ekmek yapmış. Ben inanamıyorum. Bu sabah şu anda benim kadar merak ediyorsunuz tatlarını, tahmin ben ediyorum. Ben bir tane daha hemen böyle yaptım. Bir tane daha hamur açtım. Dilerseniz iki tane yeterli. Peki. Şimdi hemen eldivenimi alıp. Pide hamuru da normalde dediğim gibi tuz var, un var, suyumuz var. Çok azıcık eğer kışınsa şeker ekliyoruz. Onun dışında başka bir şey eklemeye gerek yok. Belki birazcık yağ ekleyebiliriz. O da gene hani şey. Normalde bizim pizza yapan restoranlarımızda hep içine böyle yağ eklerler, bir şeyler eklerler. Evet. Aslında İtalya'da hiçbir şey eklemezler. Hmm. Ekşi mayadan yaparlar. Un, tuz ve ekşi maya koyarlar. Başka da hiçbir şey eklemezler. Peki. Şimdi içini yapalım isterseniz. Evet. Birazcık soğan aldım ben. Şuradan hemen bu kıymamız da mümkünse dana ve kuzu karışık ve yağlı olursa tabii o yağlar da çünkü tabii çok değerli. Değerli ve çok lezzet katan unsurlar. Yine mevsimin bize sunmuş olduğu hangi biber varsa ve domates, bu da dediğim gibi bu mevsimde artık domates yok, konserve yapmış olduğumuz olabilir. Birazcık içerisine sıvı yağ ekliyorum hemen. Ege'den. Şimdi de tam böyle şey zamanı. Biberi bana açmama yardımcı olun. Hemen gel. Ben ekmeğe ve görüntülere takılmışım. Bunun içinde ne var Mine Hanım? Hemen söyleyeceğim. Onun içerisinde hurma var. Allah. Cennet meyvesi. Hurma. Kışın en çok ihtiyacımız olan Hanımlar, kan yapar. Hurmalı ekmek. İnanılır gibi de şimdi biz bunu da yapacağız. Hepsini onu, yapmayı öğrendim. Evet, bugün hep konuşacağız. Anlatacağız. Bugün hepsini konuşacağız. Buyurun efendim. Tuzu açtım. Siz de ekmeklerden kokun. Birazcık siz şöyle eklerseniz güzel olur. Tuz da kıvamında. Zaten hanımlar onu biliyor. Bir tutam. Evet. Onlar bizden daha çok. Biz zaten hep onlardan bu geleneği, bu bilgeliği aldık. Şimdi şu maya meselesini de tekrar bir konuşmak lazım. Mayayı elde etmenin önemli olduğundan bahsetmiştiniz. Çok önemli. Maya önemli. Ekmeklerde onu isterseniz konuşalım. Az önce de söyledik ya, çocukların hafıza, çocukların metabolizmalarının güçlü olması dünyaya karşı. Birazcık da kırmızı biber ve şu karabiberden bana yardımcı olursanız eğer. Of. Bu arada fırınımız da önceden ısıtılmış. Normalde tabii bu pide odun ateşinde pişiyor. Pidenin özelliği aynı pizzada olduğu gibi yüksek ısıda pişiriliyor ki hemen mayalanıyor, böyle pofidik pofidik kabarmaya başlıyor. Zaten o odun ateşinin de vermiş olduğu o tütsülü lezzet onu güzel kırıyor. Evet. İsterseniz bunu 220 derecede fırınımız ısınmış. Ev fırını, yani normalde bunu eğer biz bir endüstriyel fırında yapıyor olsak 280-270 dereceler olur ama ustama dün konuşuyordum, şey dedi ya Mine Hanım dedi, biliyorsunuz dedi 280, dedim ki nerede 280 bulacağız diye. Çok doğru. Elimizde ne varsa. Şimdi ben bunu alıyorum. Evet. Bu şekilde. Buna etli ekmek mi deniyor aslında bir taraftan? Yani buna tam pide değil diyebiliriz. Evet evet. Bu hani işte bir taraflara gitsek, İtalya'ya gitsek belki küçük böyle bruschetta'nın çiğ yapılmış hali diyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi hem ekmeği az, üzerinde de bir sürü vitaminler, mineraller var. Şimdi biz bunu dilerseniz fırınımıza yollayabiliyoruz. Ay, zevkli. Bunun güzel tarafı çocuklarla beraber de hani hamur açma kısmını ona verebiliriz. Tabii. Böyle bir iş bölümü yapma şansımız da var. Bunun kapalısını da yapabiliriz istersek. Kapalı da çok güzel. Eğer sürpriz istiyorsak biz şimdi onu bırakalım. O pişmeye dursun. Pişsin. Günaydınlar efendim. Hepinize renkli, harika bir sabah diliyorum. Hafta sonuna az kaldı. Hal böyle olunca enerjimiz biraz daha yüksek diyelim. Çünkü bu hafta sonu sizlerin yapabilmeniz için harika bir önerim var. Kabareye izlediniz mi hiç hayatınızda?
nasıl bir şey biliyor musunuz? Hafif bazen böyle bir konu hakkında müzik ile hafif iğneleyici, bir konuyu sorgulayan çok renkli oyunlar diyelim size. Şimdi bu kabare oyununu bir de sahneye koyan çok değerli bir çift var bugün. Hem de kendine iyi bak stüdyosunda. Kim bunlar? Çok yakından tanıyorsunuz zaten. Nergis Öztürk Toktaş ve çok değerli oyuncu eşi Cemal Toktaş. Hepsi ve daha fazla sizler için. Bugün çok renkli bir gün. Çok değerli konuklarım var. Hazırsanız başlıyoruz. Meltem Açık Elden hayatı kolaylaştıran tarifler. Çay saatlerine keyif katacak çikolatalı çörek. Damaklardan silinmeyecek bir lezzet. Zeytin kavurması. Ay çok güzel Meltem abla, bu ne böyle? Şimdi ah çikolatalar içinden nasıl çıktı? Mutfağa girdiler, yemek yaptılar. Çocukları ve aile hayatlarıyla ilgili samimi itiraflarda bulundular. Ünlü oyuncu çift Nergis Öztürk Toktaş ve Cemal Toktaş kendine iyi baktı. Kimse gelmedi. Biz bu arada ikimiz tek başımıza doğurduk. Varis oluşumunu tetikleyen sebepler neler? Varisi engellemek için neler yapılmalı? Varis tedavileri nasıl yapılır? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kürşat Bozkurt anlatıyor. Biz bu konuda eğitiliyoruz, bu konuda eğitim veriyoruz. O bizim işimiz. Yanak estetiği yaptıracak olanlar nelere dikkat etmeli? Elmacık kemiği ameliyatları kimlere uygundur? Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. Ne yapıyoruz? Mimikleri azaltıyoruz ki kırışmasın. Porselen lamine nedir? Porselen laminenin ömrü ne kadardır? Porselen lamine hangi hastalarda kullanılmaz? Protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. Ama hoşunuza gidiyorsa daha beyaz dişlerle dolaşmak, belli dönemlerde bunu tekrarlayabilirsiniz. Az sonra kendine iyi bak da. Efendim tekrar günaydın. İşte size harika bir masa. Çok değerli bir hekim. Yardımcı Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı efendim. İyi ki geldiniz. Sabaha sizinle başlamak çok önemli. Ah, ne güzel. Benim için de çok güzel bir şey sizinle sabaha başlamak. Çünkü eminim şu anda kucağında biraz burnu akan, biraz öksüren, ah bugün okula göndermedim ne yapsam çocuk ateşli diyen birçok anne vardır tahmin ediyorum. Hmm. İşte onlara bugün harika bilgiler gelecek. Biraz hastalık tarifini biz çok kolay yapıyoruz. Hmm. Şimdi bu çok önemli. Geçtiğimiz günlerde video paylaşımı yapıldı. Bir küçük kızımız... 5-6 yaşlarında kız çocuğu astım komasında ve nefes alamıyor o anda. Aile fotoğrafını koymuş ve bir doktor bulamıyorlardı bununla ilgili hocam. Hemen herkes bir yerlerden devreye girdi. Sosyal medya biliyorsunuz bu anlamda çok duyarlı ve çok da hızlı yayılıyor doğru olan haberler. Hissediyor artık herkes onu. Ve çocuğu o anda herhalde hemen apar topar hastaneye falan götürdüler. Peki o noktada ailelerin yapması gereken şey nedir? Ne zaman çocuğun gerçekten sıkıştığını hissetmeye başlarlar? Zaten onu anlarsın. Nefes alamıyor. Bunu 8-10 defa yaptıktan sonra iç çekmeye başlar. İşte o an çok tehlikeli bir andır. O zaman açılan pencereden alınan hava, verilen mesela, nefes. Evdesiniz, o anda doktora götürme şansınız yok. Gerçi hani komşuluk ilişkilerinden falan. Ne yapıyorsunuz? Bir, yapacağınız birkaç şey söyleyeyim. Göğsüne bal sürüyorsunuz. Bal sürüyorsunuz. Bu bir önlem. Tamam. İki, evinizde yağ açısından uçucu yağlardan hangisi varsa menekşe yağı, nane yağı evinizde bulundurun. Onları odasının içerisine koyuyorsunuz. Tamam. Pencereyi açıyorsunuz, çocuğunuzu çıkartıyorsunuz ama şurada göstereyim. Lütfen. Çocuğun o an kendi vücuduyla kasları solunum alma açısından sıkıntılı. Şu şekilde karnına bası yapıyorsunuz ve eğiyorsunuz. Bu onun refleks olarak diyafragma solunumu yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda buzdolabına da. Bunu yapıyorsunuz. Buzdolabını açın, çocuğunuzu sabit şekilde buzdolabını soğuğa getirin ve yapın. Bu size en az yarım saat 45 dakika kazandıracaktır. Sebebi bilinmeyen maalesef çocuk ölümlerinin %4'ü bu şekilde oluyor. Allah korusun. Peki şimdi bu çok önemli. Aile zaten çocuğunun normal öksürükten daha farklı bir noktaya geldiğini hisseder. Anne hisseder zaten. Çok hızlı gelişir ama. Öyle mi? Mesela akşam yatırırsınız çocuk normaldir, gece 3'te kalkar nefes alamıyordur. Of. O açıdan hepimiz için çok önemli. Çok önemli. O zaman öksürük deyip geçmiyoruz hocam. Geçmiyoruz. Öksürük hangi noktada ne yapılması gerekiyor? O konuda birazcık daha bir şeyler öğrenmek istiyorum sizden. Fakat şimdi önce Meltem ablayı da çağıracağım. Çünkü kendisine bir takım geleneksel yöntemleri var. Bakalım evet. Sizinkiyle ne kadar uyacak? Yani bu ilk yardım yöntemleri doğru mu değil mi hocamıza soruyoruz. Meltem ablacığım aşkım yemek mi yapıyorsun? Yemeği yapacağız sonra beraber. Öncesinde şöyle bir hazırlıklarını yapıyorum. Yani seni günaydın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bak şimdi çocuk doktoru geldi.
Sadi de çocuk gibi giyinmiş bugün. O zaten çocuk gibi. Sisli giren var ya sen. Harikasın. Buyurun Meltem canım, ablacığım. Canım, hoş geldiniz aşkım. Teşekkür ederim. Bir tane. Evet. Şimdi hocam öksürük ne zaman başlar? Nezle fazla arttığında geriye şimdi doğru akıntı olduğunda. Şimdi öksürüğün birkaç sebebi var. Birisi sinüzit. Tamam. Sürekli geniz akıntısı olur ama mevsimsel olarak başlar bu dönemde. İkincisi diş çıkartma döneminde çok fazla öksürüğe rastlayabilirsiniz. Üçüncüsü gribal enfeksiyonlarda işte o söylediğiniz geriye doğru akıntı. Bir de çocuğa sümkürtmeyi öğretmediğiniz zaman çok fazla öksürük olur. Evet. Yani özellikle çocuğun 3 yaşından sonra mutlaka sümkürtmeyi öğretmeniz lazım. Eğer sümkürtmeyi öğretirseniz çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Tabii dışarı atıyor. O çok güzel. Onu bir oyun gibi aslında o mendillerle böyle bütün aile esasında onu... ilk taklitte başlar. Siz yaparsanız tabii, o da yapmaya başlar. Doğru. Evet Mehtap Hanım. Buyurun. Geleneksel ilk yardım yöntemleri doğru mu? Şimdi sen ne şimdi yaparsın mesela? Yanıklar mesela. Yanıklarda biz mutfakta çok derin olmayan bir yanıkta hemen bir kasenin içine un konur ve onun içine sokulur el. Ya da işte sarı kantaron yağı sürülür üstüne. Bir de eskiler mesela benim anneannem zamanında sönmüş kireçle şeyi karıştırırlardı. Zeytinyağını karıştırırlar ve onu sürerlerdi. Hocanın gözleri açıldı. Evet beni anlattıkça. Yanığa kireçle ne koyuyorsun kömür mü? Sönmüş kireçle zeytinyağını karıştırırlar, macun yaparlar, onu sürerlerdi. Bunlar doğru mu acaba? O zaman kullanılan şeyler. Şimdi yanık için evde ben pratik bir çözüm söyleyeyim. Bunlar biraz ağır oldu çocuğa. Kireçlenme falan. Hocam Meltem abla da yok yok biliyorsunuz. Biliyorum, nereden biliyorum. Buldu bunları? Yıllardır tanıyorum. Evet. Şimdi aloe vera. Her evde bir aloe vera olmalı. Evet, doğru. Biz yanık olduğumuz zaman kendimizde evde o an esasında kremlerimiz yoksa aloe veralı o çiçeğin yaprağını elimize sürdüğümüzde iz dahi kalmaz. Evet, yine aloe vera çocuklarda yanık olur ya, özellikle birinci derece ağır yanıklar. Aldı. O yanıklarda vücuda sürekli sürülmek suretiyle çocuğun vücudu yeniler ve iz kalmaz. Süper. O açıdan çok önemli. Kantaron yağı evet kullanılabilir ama diğerlerini çok sıcak bakmadım işin açıkçası. Peki. Sönmüş kireç dedi ya yanıklar için çok komik. Peki kesikler için ne kullanırsın Meltem abla? Şimdi biz de aslında hala biz kullanıyoruz hocam profesyonel mutfaklarda. Bir yer kesildiği zaman hemen yumurta hakkına batırılır. Hava ile temasını kesmek için. Biz balerinler dünyasında da kullanırdık onu. Öyle mi? Ayağımızdaki kesikleri morlukta tamir yumurta etmek için o parmaklar böyle tek tek kalkar. O pointlerin ucuna durmak dururken. Gerçekten hiç böyle dışarıdan pes pembe harika falan görünüyorlar ya. Ben çok merak ediyorum. Onu nasıl duruyorlar böyle ayaklarının hocam üstünde? Getireyim giyeyim bir gün size buraya. Vallahi hatırlatın bana getireyim. Tamam, yani o belli bir tabii ki vücudun çalışması sonrasında ikinci sınıfta kalkılır pointe. O ayak artık bir nokta geliyor ve kuvvetleniyor. O ayakkabı sizi kaldırıyor zaten. Mesele onun üzerinde yaptığınız hareketlerdeki koordinasyonu ama sağlamak. Ama ayakta müthiş bir şey oluyor değil mi? Bozulma sözü oluyor. Tabii şimdi o ayakkabı göründüğü gibi pembe ve tatlı fakat içi onun sert bir alçı. Ve o parmak oraya tabii ki korumalar giyiriyoruz. Çorap, bütün parmaklar tek tek bantlanıyor. Üzerine çorap, üzerine böyle koruyucu bir şey daha giydir. Böyle küçük bir vatka gibi diyeyim size, yumuşak. Öyle ayakkabı ayağın içine girer. Zaten o parmaklar olur böyle. Rahatsan, rahat değilsen parmaklar biraz böyle değişir orada. Sonra onun üzerine dans etmeye başlarsın ve tabii ki uzun saatler ve çalışmalar, provalar sonrasında, tabii 8 ki saatler çok sonrasında evet, o ayaklar kanar, deriler kalkar falan. Bizim Rus hocalarımızın bir numaralı tarifiydi. Yumurta akı, akşam eve gidip ayaklarınızı böyle çıkardığınızda zaten tanıyamıyorsunuz onlar benim mi diye. Yumurta akı her parmağa tek tek. Biraz idare ederdi. En azından alçı görevi gördüğü için. Onun için katılıyorum doğru sana. Ay, doğru. Doğru. Doğru bulduk. Bak, bu bir kadar bir hikayesini anlattım. Şey biberiye yağı. Morarmalarda çok iyi gelir. Aa, süper. Özellikle cilt lekelenenlerinde çay ağacı yağıyla biberiye yağı. Özellikle çocuğunuzda morarma olduğunda artık krem sürmeyin diyoruz. Biberiye çünkü yağı o damar yapısını bozuyor. Onun yerine biberiye yağı. Çok çok önemli hocam. Bunu mutlaka not etsin evet, sevgili annelerimiz. Bence de. Peki çocukların karnı ağrıdığında Meltem abla ne yaparmış bakın. Hocam çocukların karnı ağrıdığında benim çocukluğumdan beri hemen bir şekerli su karıştırılır. Çocuğa içirilir. Karın ağrısı geçsin diye. Niye çocuk kussun diye mi yapıyorsunuz? Artık bilmiyorum neden yapıldığını. Karnım ağrıyor dediğinde bir çocuk hemen içine bir kaşık şeker konur. Karıştırıp ılık suyla içirilir. Sen kızı öyle büyüttün mü? Yok ben Allah'tan çok aklı başında bir doktorla büyüttüm. Çünkü yaşım çok küçüktü. Annem Alzheimer hastası, kayınvalidem Parkinson olunca soru soracak tek yer doktorumdu. Canım, onun için çocuğum çok şanslı zaten oldu bu anlamda. Zaten dinleme konusunda süper. Şey, yani. Şekerli su içmemiş ama doğru mu hocam?
Değil. O mide bulantısını artırır. Karnı ağrıdığında yapılabilecek en güzel şey yanaklarından bir kez öpmek. Ay, mutlaka bir sorunu vardır, sorarsınız. Mutlaka. Değil mi? Peki evet, gerçekten bazen özellikle bugünlerde yine böyle bir salgın var. Biliyorsunuzdur gelen hastalarınızdan. Bütün çocukların bir karnı ağrıyor ve bir bağırsak problemleri yaşıyorlar. Bu neden sıklıkla tekrarlanıyor hocam? Şimdi karın ağrısında birçok sebep var. Binlerce sebep var. Fakat işte parazit bizim son dönemde unutulan şey. Karın ağrılarında en çok olan sebeplerden bir tanesi. İkincisi idrar yolu enfeksiyonları. Gizli ya da normal idrar yolu enfeksiyonu. Çocukta idrar yolu enfeksiyonu çıkıyor. Özellikle kız çocukta aile diyor ki ya bir şikayeti yok. Halbuki böbrek yetmezliklerinin %40 sebebi şikayet olmayan idrar yolu enfeksiyonlardır. Onun için muhtemelen 6 ayda bir rutin idrar baktırmak lazım. Küçük kız çocuklarında. Küçük kız çocuk, erkek çocuklarında da senede bir. Erkeklerde de kızlarda da. Evet, mutlaka. Mutlaka idrar tahlili yaptırmak onun lazım. Onun dışında tabii FMF gibi ailevi Akdeniz ateşi, Akdeniz ülkesiyiz. Evet, tabii. Bunun dışında sebebi bilinmeyen ateş, Papava sendromu. Çok gelir bize. Çocuk 20-21 günde bir ateşleniyordur, karın ağrısı oluyordur. Papava sendromu yönünden değerlendiririz. Evet. Ateş deyip, karın ağrısı deyip geçmemek lazım. Bu çok önemli. 21 günde bir rutin ateşleniyor. 3 haftada bir yani tekrarlıyor. Çok enteresan. Evet. Ateşle beraber mi olur, sadece karın ağrısı olarak gelir mi? Ateş ve karın ağrısı olur. Burada birçok sebep önemseniyor. Bugün bir tane soru vardı. Hocam bu geniz etinden bahseder misiniz? Evet. Kısaca da bu geniz Lütfen. Etinden bahsedelim. Tabii. Geniz eti dediğimiz bademcik bizim lenfoid organlarımızda dalak gibi. Burada dururlar. Sıklıkla ameliyat edilirler ama ben hep söylerim. O da bir lenfoid organdır. Yani siz dalağınızı aldırır mısınız Tabii. hastalanıyorum diye veya baş parmağım yer oluyor diye parmağınızı keser misiniz? Aynı şeydir esasında. O et parçasını enfeksiyonla çektiği için bir müddet sonra arkasında kocaman böyle karnabahar gibi et parçası oluşturur. Biz buna geniz eti diyoruz. Tamam. Geniz etinin tedavisinde özellikle Udi Hint otu çok etkindir. Tıbbın Nebevi'den bir tarif. Peygamber Efendimiz'in de uyguladığı bir tedavi. Udi Hint otuyla tedavi edilmiş. Eğer çok fazla ilerlerse Udi bunun Udi Hint otu. Evet. Alerjik olup olmadığına mutlaka bakmak lazım. Eğer çok çaresiz kalırsanız, çocuk gece sürekli horluyordur, nefes alamıyordur, damar sarkması olmuştur, iştaha gitmiştir. O durumda ameliyata başvuruyoruz ama 4 yaşından sonra. Son noktadan. Son nokta. Son nokta. Çünkü çok yardırdı. Özellikle 1-2 yaşındayken bu kulak tüpü, kulağa tüp takma, geniz atı, bademcik ameliyatı çok fazla. Yani eskiden bunlar bu kadar var mıydı yoksa ilerlemesini engellemek? Çünkü insan korkuyor. Anne olarak çocuğun kulağında iltihap var. İşte tekrarlamasın, ilerlemesin gibi. O anlamda çok zor verilen bir karar. Hangi noktada yapılmalı? O tüp tedavisi de çok iyi bir şey değil esasında. Yani hemen ameliyata gitmek iyi bir şey değil esasında. Biraz kulak burun boğazcılar bu konuda farklı düşünüyorlar. Ya biz bunu ameliyatını yaparız biter diyorlar. Evet. Halbuki oraya bir tüp konuyor. Yabancı cisim. Evet. Bazen tüp içine doğru kaçabiliyor. Bazen dışına düşüyor. Enfeksiyon olabiliyor. Evet. Farklı şeyler olabiliyor. Kulak içi basıncını artırabiliyor gibi. Öncelikle çok iyi şey yapmak lazım, düşünmek lazım bunu. Ameliyat dendiği zaman mesela benim kızıma da demişlerdi ameliyat tüp koyacağız. Ben yaptırmadım şükür. Gayet iyi çocuğum. Peki o büyüdükçe toparlıyor mu hocam? Büyüdükçe toparlıyor. Sürekli ateşleniyor, sürekli grip oluyor, sürekli bir kulak ağrısı oluyor. Yani sürekli antibiyotik vermekten yoruluyor aileler. Dolayısıyla sonunda evet bu ameliyatı yaptırmalıyız diye gidiyorlar. Yok, kesinlikle antibiyotik olmaz zaten. Mesela çocuğunuzun kulağı mı ağrıdı? Soğan suyu. Mor soğan suyu. O çok iyi gelir. Veya zeytinyağı. Damlatıyorsunuz. Veya zeytinyağı kulak ağrısını alır. Kulak basıncını alır. Evet. Bu tip şeyler esasında antibiyotik bizim çok kolay kullandığımız bir şey haline geldi. Evet, maalesef. Ve maalesef 2028 yılından sonra dünyada antibiyotik kalmayacak. Kullanılabilecek. Eyvah. Bir an önce bu antibiyotiklerden uzaklaşmamız lazım. Peki. Çocuklarda ishal için ne yaparmış? Hocam eskiden böyle bakır havanlarımız vardı bizim. O bakır havanların içine 3-5 tane kuru fasulyeyi koyarlardı. Güzelce döverlerdi. Bir bardak suyla onu içirirlerdi. Ya da Türk kahvesi. Türk kahvesini birazcık limonla karıştırıp onu içirirlerdi. İkinci okey. İkinci okey. Türk kahvesi limonla. İkinci okey. Bunun dışında haşlama şeyler. Çiğ kuru fasulyeyi hocam döverler un haline getirir. Şimdi doğal seleksiyon diye bir şey var ya, ölen ölür yaşayan bizimdir diye. Nelere tabi olmuşuz biz. Neler yaşamışız. Fasulyeyi mi yediriyorsunuz? O midesine bir oturdunuz zaten. O haşlanmış kuru fasulye hiç haşlanmamış. Ay çocuk bu sefer gazdan mahvolacak. İsterim bitti.
gitti gazdan. Bunun dışında haşlanmış gıdalar, muz, asit alınmış kola, haşlama et, haşlama tavuk, haşlama patates. Bunlar süt ve süt ürünlerinden uzak duruyorsun. Uzak duruyor. İsade. Onlar önemli. Ama Türk kahvesini kabul ettiniz. Tabii onu kabul ediyorum. Mantıklı her türlü yaklaşıma kabul. Harika ama bu isade ne kadar sürerse o zaman su kaybı vesaire gibi bir şeyden. İsade tanımlamasını da iyi yapmak lazım. Günde 5'in üzerinde olan sarı sulu kaka veya günde az miktarda dahi olsa iltihabi kaka, yani yeşilimsi sümüksü kaka isadedir. İsaldir. Evet. Eğer bu 5'ten fazlaysa onu hemen siz alıp tahlile götürüyorsunuz. Tahlile götürmeniz lazım. Yarım saat içinde götürülmesi lazım bu arada. Çok güzel. Gayta tahlilini. Yarım saat geçtiniz miydi o mikroplar gözükmüyor. Gözükmüyor. Evet, onun için çok önemli. Aldığınız gibi götürüyorsunuz. Peki. Arı sokması için ne yaparmış Meltem abla? Şimdi arı soktuğu zaman ben bahçeli, bu çok başıma geldi. Hı. Bahçeli bir yerde oturuyorduk. Tamam. Emirgan'da çok sık arı sokar bahçede oynarken. O zaman hemen bir kesmiş şekeri azıcık ağızlarında ıslatırlar, arının soktuğu yere basarlardı. Ama iyi geliyor muydu, gelmiyor muydu çocuk aklımda hatırlamıyorum. Kesme şeker, toz şeker hemen ıslatıp basarlar. Şimdi şöyle de bir şey var bunun. Şimdi mesela anafilaktik bir çocuk. Yani eğer o çocuğa onu yapman demek, belki de zamanı çok kaybedip şeye yol açman demek. Belki çocuğun hayat tehlike oluşturmasına yol açman demek. Şeylerde ben çok hassasım. Arı sokması gibi şeylerde. Peki, hemen hastaneye götürmeye şans var. Çünkü yani çocuğun alerjisi olup olmaması önemli olmaksızın diyorsunuz. Tabii. Yani onu bilemezsiniz. Mesela işte bir gazetede okumuştum geçenlerde. Bir bayanın babasının mezarının başında arı sokuyor. Kadın önemsiz. 15 dakika sonra vefat ediyor. Aynen, Allah korusun. Çünkü korusun, hemen etkiler. Peki arının zehri mi etkiler, soktuğu nokta mı etkiler? Zehri etkiler. Zehri. Yani tabii. Neresinden, kolundan da soksa hiç fark aynı. Etmez. Şah damarına... Özellikle kalbe yakın yerlerden sokmuşsa zaten çok hızlı gelişir. Bu sağ taraftan. Ay Allah. Ay Allah. Ama evet, ben bu konuda hani bir takım şeylere başvurmadan, özellikle hayvan ısırmalarında ve arı ısırmalarında, arada bir hayvandır ama kuduz riski açısından ve anafilaksi açısından hemen doktora götürülmesi, hemen hastaneye götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer her şeyle tartışabiliriz ama bu konu pek tartışma kabul etmez. Aslında şey, bir de hani şimdi de amonyak bası veriyor anneler birazcık. Ya işte o bir risk alıyorlar. Evet, o risk geçiyor. Ama ya çocuk gerçekten alerjik bir çocuk ve reaksiyon verirse can kaybı. Evet. Çünkü peki bir iki kere soktuysa şeyler hayati tehlikeye yol açar. Tabii çok haklısınız. Peki bir iki kere soktu diyelim arı. Çocukta herhangi öyle bir şey olmadı. Hiç fark etmez. Her arı sokmasında bin doktora. Bin defa penisilin yaparsınız çocuğa, 1001. defada ölür. Allah korusun. Ay Allah. Aman hocam, aman. Ama bunlar geçer hayatın gelmeyi. Arı sokmasında hazır gelmişken anafilaksi. Nasıl müdahale edeceğiz? Nedir? Hadi ne yapacağız? Hadi bakalım. Nasıl müdahale edeceğiz? Bak şimdi korktuk el ele değil. Sonra şimdi, hocam korku bile birinize, birinize göstermem. Meltem abla gel siz de gösterin. Geldim. Ha, göster. Şimdi öncelikle solunum yolunu açıyorsun. Ha. Çenesine basıyorsun. Çocuk böyle nefes alamamaya başladı. Bu artık solunum yoluna gitti. Ne yapıyorsunuz? Kaleminiz var mı? Kalemimiz hemen bir kalem alabilir hocam. Miyim? Meltem abla dur, dayan geliyorum. Dayan Meltem ablacığım. Meltem ablacım. Abla gidiyor, kalem gelene geldi, kadar gitti. Geldik ilk yardımda. İlk yardımda yardım eden ekip de çok önemli. Bakın şurası Adem Elmas. Tamam. Gırtlağınızı açın, hepiniz yatın ama. Şimdi başımıza gelmez demeyin. Belki bu Allah bir gün hayat kurtarır. Kalemin içini boşaltıyorsunuz. Hocam boşaltıyor derken? Şu kalemin içini boşaltıyoruz hava alması için. Ha. Adem Elmas'ın hemen altından... Elinizde içeriye çakıyorsunuz. Ay. Ay. Hocam ben yanlış korktan yerden çakarsın. Nasıl? Buraya Adem elması bak, bakın. Şurada şu. Adem elması var. Bir çıkıntı var. Var evet. Şurası anam işte. O kadar güzel buradan, boynu var ki. Evet. Buradan çakıyorsunuz. Sizde kemikleri de evet. Bakın, benim bu, Adem elman biraz uzun hocam. Şimdi, şu damarıma yakın. Ben korkarım. Realite programlarında falan bu çok tarif edilir. Ama gerçekten hayat kurtarıcıdır. O an trafik kazası olmuştur. Yani çakıyorsunuz tamam dediniz de oraya deliyorsunuz. Oraya girdirmen lazım. Delip belki de ufak bir bıçakla delip oraya sokman lazım. Trafik kazası oldu. Adama gittin, nefes almıyor. Yapılabilecek kalp masajıyla birlikte. Peki kalp masajı nasıl yapılabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu, ben biliyorum. Şu göğüs boşluğunu nasıl bastırarak. Gelin bir kalp masajı yapalım. Yapalım hocam. Gene size öğretin. Tam şu iki kaburga arasında. Olmaz olmaz bir gün hayat kurtarırsınız. İma tahtası diyorsunuz değil evet mi hocam? Ne evet yapalım? Yere aldık yatıralım bebeği. Yere yatıralım bebeği. Bir tamam defa. Yasin'e denememiz gerekiyormuş. Yasin'cim gel. Evet, gel bebek Yasin olmadı Yasin. Sonra sana yemek yapacağım, söz veriyorum. Gel. Yasin yat o zaman. Yat Yasin'cim. Trafik kazası oldu ve Allah başına Allah korusun vardınız. Adam nefes alamıyor. Şu kalemimizi de alalım. Önce ne yapıyoruz? Önce
iman tahtası dediğiniz kalp. Kalp genelde solda bulunur, şu kısımda bulunur. İki elinizde birlikte. Genelde derken hocam kalbin yeri değişik. Değişik olabilir tabii. Dextrokarde dediğimiz sağda da kalp olabilir. O çok istisnadır ama. Evet. Kalbe bütün gücünüzle, gerekirse kaburgayı kıracak şekilde 5 defa basıyorsunuz ama bütün gücünüzle basıyorsunuz. 2, 3, 4, 5. Bu arada ağız kısmını açıp, ağzını aç ağzını. Burnun kapalı gelecek şekilde ağzına eğiliyorsunuz ve bütün gücünüzle, nefesinizle üflüyorsunuz. Ağzınızın içine üflüyorsunuz. Ağzının içine üflüyorsunuz. Suni teneffüs. 2 defa suni teneffüs. Suni teneffüs, bütün gücünüzle havayı çekiyorsunuz. Üflüyorsunuz. Sonra tekrar, eğer tek kişiyseniz kalp masajı, siz gelin suni teneffüs kısmını. İki kişiyseniz eğer iki kişi yapması lazım. Çünkü çok hızlı yapılması lazım. Her tarafa gelin. Hocam. Birimiz masaj yapacağız. Evet, birimiz masaj yapacağız. Şöyle Allah gelin. Olsun, ben de bebekte göstereceğim. Burnunu sıkın, ağzını açın ve ağzına nefes verecek şekilde eğilin. Ben kalp masajı. 1, 2, 3, 4, 5. 2 defa suni teneffüs. Bravo. Sonra bırakıyorsunuz iki defa yapınca. 1, 2, 3, 4, 5 tekrar ve ambulans gelene kadar bu şekilde hayat kurtarıyorsunuz. Sürekli ama devam ediyoruz. Sürekli değil mi devam hocam? Ediyorsunuz ambulans gelene kadar. Peki arada nabzını kontrol ediyor muyuz? Arada tabii ki. Nabız nasıl kontrol edilir? Tabii. Nabız şuradan elinizi dokundurduğunuz zaman dokunun. Evet, dokunduğunuz zaman orada sert bir şey gelir. Eğer bu şeyse, nabız kuvvetliyse sıkıntı yok. Ama zayıflamaya başladıysa kalp masajını daha hızlı yapmanız lazım. Daha hızlı. Lazım. Devam duyuyorum edeceğiz. Ben senin hızını. Peki nabız geldi diyelim. Normal atmaya devam etti. O yine zaman devam. Masaja devam. Hiç tabii bırakmıyoruz. Hiç bırakmıyoruz. Gelene kadar hayat kurtarıyoruz. Peki hocam. Sonra nefes alamıyor diyelim. Ay. Yasin, bu şeyde de. Nefes alamıyor diyelim. Yasin, seni buradan sağ çıkartmayacağız. Şu şekilde şeyin tersiyle Adem elmas, hani genzini geriye doğru çekiyorsun. Bakın şuraya dokunun. Burayı hafif bıçağın ucuyla deliyoruz ve çeviriyoruz bıçağı. Sonrasında içi boş olan kalemi, cebinizdeki kalemi oraya saplıyoruz. Oradan hava giriyor. Işte. Oradan hava giriyor ve yaşamını kurtarıyorsunuz. Evet. Güzel çözüm. Evet. Aşkım geçmiş olsun. Bir zaman gerek kalmasın böyle şeylere. Ama bilmek de lazım. Çok bilmek lazım. Bu kalp masajı özellikle çok çok önemli her yaş için. Ama hocam ne zaman kalp masajına ihtiyaç duyduğunu anlarız? Nabız gittiği anda mı? Esasında kalp masajının zayıfladığı, nabız zayıfladığı anda başlayabilirsiniz. Yani 50'nin 40'ın altında mıdır? Kaçtadır bu? Onu saymanıza gerek İmkansız. Yok. Yani çok zayıflar. Böyle gitti gidiyordur. Onu anlarsın zaten iç çekmeye başlar. Aynen. Esasında bu tip şeyler çok afaki geliyor. Ama bir gün yolda karşınıza çıkabilir ve hayat kurtarırsınız. Özellikle biz mesela mutlaka çocuklar, trafik kazalarını biliyorsunuz en çok ölen grup çocuklar. Onları belki kurtarma şansınız olabilir. Onun için bunları önemseyelim. İlk yardım yöntemlerini bitiremedik, tekrar bekliyoruz. Daha İnşallah. Düşmeler, çarpmalar, mide İnşallah. Bulantıları, baş ağrıları var. Her şeyi konuşmak istiyoruz sizinle. De, çok değerlisiniz. De. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Hocam iyi ki geldiniz. Kendinize iyi bakın. İyi ki geldiniz. Meltem abla, sizinle mutfakta buluşuyoruz efendim. Hadi tekrar bakalım. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Mutfağa girdiler, yemek yaptılar. Ünlü oyuncu çift Nergiz Öztürk Toktaş ve Cemal Toktaş şimdi kendine iyi bakta. Şimdi bazı yüzler vardır. Ekranda gördüğünüz anda dersiniz ki bu yüz gerçekten sinemaya çok uygun. Şimdi gerçekten yanımdaki çift bu anlamda kendini Türkiye'de hem tiyatroda hem sinemada hem televizyon dizilerinde fazlasıyla kanıtlamış, çok aranan ve sevilen isimler. Ben de çok mutluyum bugün burada olduğunuz için. Hoş geldiniz. Biz de. Biz de çok mutluyuz. Böyle insan övünce böyle bir şey oluyor. Evet. Ama gerçekten Nergis, yani sana baktığımda ben böyle acayip bir yüz. Nasıl kendini hissediyorsun izlerken? Ben kendimi çok izleyemiyorum. Bak, utanıyor musun? Ya hayır, sonra izliyorum bir Peki. süre sonra. Mesela çekim sırasında falan izleyemiyorum. Hmm. Çünkü o zaman başka, yani nasıl diyeyim, ben böyle bir atmosferin içinde, böyle bir o dünyadan büyülü bir şeyin içinde gibi hissediyorum kendimi. O çekim sırasında gidip monitörden kendime bakmıyorum ki oradan kopmamak için. Evet. O yüzden de yok, sonra izleme mesela şey, perdede izlerken. Yani çok çok.
güzel yani, çok müthiş bir mesleğimiz var. Çok acayip yani. Ama sen de bu anlamda en çok değişebilen yüzlerden birisin. Evet, şanslıyım. Bu anlamda biraz. Çok şanslısın. Evet. Ne denir ona? Zengin bir yüzün mü var? Evet, herhalde öyle yani. Karı koca öyle. Ben seni tanımadım. Kısa saçlı başka bir insan. Uzun saçlı başka bir tip. Yani değil mi? Öyle oluyor. Çok enteresan. Yani tabii aslında bu işin bir parçası ama buna herkes giyinemiyor yani. Mutfakta nasılsın? Hiçbir şey kabul. Evet. Mutfakta nasılım? Yani böyle hani kimisi çok mutfak sever ve yemek yapmayı sever. Tamam. Ben öyle değildim çocuk olana kadar. Çocuk olduktan sonra tabii ki yemek delirdin, yapıyorum. Delirdin değil mi? Evet. Hiçbir yani, şey evet, işte kendin yapacağın yani diye. Bu organik meselesi biz anneleri bitirdi. Ama Allah'tan bizim bir tarafımız köy olduğu için zaten onu hani... Çok da şey... Tamam, hangi tarafınız köy? Ben Karadeniz'deyim. Evet. O da Bilecikli. Buyurun mutfağa alıyorum hemen sizi. Çaylarımız kaynıyor. Alkışlayalım. Alkışlarla mutfağa aldım sizi. Evet. Ben bir bakkala gidip gelsin. Sen mutfakta neredesin? Ben? Tam şurada. Tam orada mısın? Şurada bir yerde. Orada bir yerdesin. Peki gerçekten şimdi her şeyi beraber yapıyorsunuz zaten mutfakta da. Sen... Yani şöyle yani... Annemiz var çok şükür. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu kadar çok... büyük bir tempom içinde. Tabii. Ben şu an girip evde sürekli mutfaktayım ama hafta sonlarımız var bizim bir ayırdığımız kendimize. O gün de böyle yapıyoruz. Tamam. Cemal genelde yemek yapmıyor Cemal. Yapmıyor. Yapma. Ama çok güzel temizlik yapıyor. Sen müzik yap. Çok müzik güzel. Yapıyor, temizlik yapıyor çok ya, güzel. Çok önemli bir şey. Titizsin. Titizim. Evet biraz öyle. Ne temizlemeyi seversin? Her şeyi temizlerim. Her şeyi. Rahatlıyorsun değil mi temizleyince? Evet. Kadın rahatlıyor demek. Toplayınca. Arınma gibi oluyor böyle. Harika oluyor yani. Çok mutlu oluyorum. Yorgunluğunu alıyorsun. Kafadaki düşünceler gidiyor. Beste yapıyorsun. Aa, her şey. Her şey oluyor. O an bir şey çıkıyor. Evet. Çok sevindim. Çok güzelmiş. Peki başlayalım. Boş bir tenceremiz var. Evet. Malzemelerimiz boş bir tencere. Kara lahanalarımız var. Nergis'ciğim sayalım mı? Evet şöyle. Ay en sevdiğim. Hiç yemek programında hangi kameraya bakacağım? Bak aşkım. Hoş geldiniz. Evet. Bu artık benim yemek programım. Aynen. İşte lütfen bu kadar. Bunu her şeyi güzelce şey yap. Şimdi burada kara lahanalarımız var. Tabii ki bunları her yemek programında olduğu evet. gibi önceden ıslatıyoruz. Ve sirkeli su da. Önceden sirkeli su değil. O zaten yıkandı. Ha, yani ha. Artık hani o bildiğimiz bir şey o sebzeleri. Ha, onu zaten geçiyoruz. Evet yeşillikleri. Ha. Şöyle işte bu kadar. Harika tabii. Tabii. Bunları böyle ince doğradık. Teşekkür ederim. Doğradık. En çok ince doğradık. Evet annem bunu şöyle yapıyor. Böyle bir tepsinin içinde şöyle bir şey alıyor böyle ince doğruyor. Tamam. O özellikle ben ondan bir ince tarif aldım. Çünkü ben biraz tarifle yapmıyorum. Şey göz kararı yapıyorum normalde. Peki. Bunları böyle gördüğünüz gibi çok çok ince doğrandı. Ve bunu sıcak suda beklettik. Tamam. Biz şimdi biraz önce koyduk. Hı-hı. Acısını alması için. Tamam. Bunun sebebi bu. Peki. Oğlan şimdi, içiyor mu bu kara lahana çorbası? Evet. Ay ne güzel yani ne Yaman, mutlu sana. Yaman her şeyi yiyor çok şükür. Ay maşallah bu evet. Kahve sizin mi bu arada? O benim. Buyurunuz. Önceden hazırladığımız kahvemizi içiyoruz. Peki çok güzel. Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz. Küp küp doğradığımız patateslerimiz var. Tamam. Önceden saçladığımız fasulyelerimiz var. Tamam. Normalde bizim dolapta hazır var mıdır fasulyen? Dolapta hazır. Ya bizim vardır çünkü biz bir de işte köyden geliyor. Bizim fasulyelerimiz bunun içine koyduğumuz fasulyeler bunun gibi değil. Tamam. Daha böyle hani renkli fasulyeler var. Bak bu pembe beyaz cilt diyorsun evet. Sadece Karadenizlikten değil yani. Evet. Bir de sağlıklı besleniyorum. Sağlıklı besleniyorum evet. Peki. Ben çok seviyorum. Çok önemli. Ama bu enerji lazım. Yani bu kadar işi bir yerde yapmak. Öyle başka türlü olmaz. Tabii. Rondodan geçirmeyin diyor annem bu şeyleri. Soğanı. Çünkü ben de hep elde kesiyorum ya da bu bir tane aletler var şöyle çekiyoruz. Evet. Onu bilmiyorum adını da bilmiyorum zaten. Tamam. O çünkü acısı çıkmasın diye birazcık soğan yani aslında bu bir demet lahanaya bir orta boy soğan bir tamam. orta boy patates işte bu biraz çok mesela biraz daha az bunun yarısı kadar o bir sürü bardağı diyebiliriz fasulye. Tamam. İki çorba kaşığı. Bulgur. İki çorba kaşığı mısır unu. Mısır ununu da kendimiz olmaz. Yapıyoruz. Hani öyle bir öyle durum mi? Var. Bak. Salçayı da Cemal'in babası yapıyor. Tereyağı da köyden geliyor. Siz nasıl bir aileyiz? Biz böyle bir aileyiz. Ben sizin eve gideceğim ya. Buyurun. Sana salça getirecektik ama bilemedik. Tamam babaya sipariş edelim buradan sevgilere. Ben de zaten. Salça. Yani, organik severiz. Aynen. Şimdi başlıyoruz. Peki.
Ekmek üzerine salça dedi. Evet, orada çok... bittim ben. Değil mi? Sıkay çok eşit getirseydik keşke. Şimdi nasıl yapalım? Yağ koyacağız ve tamam. soğanı kavuracağız. Hadi gel o zaman ben sana böyle bir öncü bir hareketle şöyle bir yağımızı koyduk. Fena değil. Yani işte tahmin edersin ne kadar yapabilirsek. Ne kadar vakit olursa. Yani ama her şeyi biliyorum. Mutfakta mutlaka ben yönlendiriyorum o gün ne yemek yapılacağını. Eğer sonuna yetiştiysem mutlaka giriyorum. Çünkü bazen çekimden geç kalıyorum vesaire vesaire. Oğlanı almaya koşuyorum. İşlerimi ona göre ayarlıyorum falan. İşte biliyorsun tipik annelik durumundan dolayı. Ama seviyorum. Meraklıyım. Elimden de gelir derler. Öyle mi? Gelir mi? Bence geliyor. Bazı insanı verdim bilmiyorum. Ha, bazı insanların öyledir ya böyle eli ne yapsa eli lezzetlidir. Valla şu ben meselesini evet. bilir misiniz? Hani elinde beni olanlar güzel yemek yaparmış. Öyle mi? Ben de bir 100 kişilik bir orduluk ben var elimde. Gerçekten mi? Öyle bir şey duymuştum ama belki de ben kendim sebepleniyor olabilirim yani. Bu çorbayı o zaman tadacaktım. Evet. Evet ama bugün Nergis'in elinde yiyecek. Evet. Bakın. Şöyle, çok güzel. Biz sen mesela dün akşam malzeme. Yaptık. Ha, güzel. İçtin, denedin. Tamam, annem prova yaptı tabii. Ha. Tam anlattı. Ya şimdi ben aslında normalde her şeyi çiğden yapıyorum. Evet. Her şeyim. Ne yaparsam yapayım. Zaten bu yemeklerin mantığı aynı bence. Evet, doğru. Yani işte ne yapıyorsun? Her şeyi fasulyemi hepsini koyuyorum. En üstte mesela soğanı. Ben bir şey, hiçbir şey kavurmuyorum ama birazcık sotelemek. Ay kendimi çok şey hissettim. Bak ne kadar biraz güzel. Biraz soteliyor oğlum. Annem diyor ki yemeğe lezzetini bu veriyor. Peki harika. Bunun da yarısını koyuyoruz. Tamam peki bu arada. Fasulyeleri koyup biraz su koyacağız. Karalahana çorbası yapıyor Karadeniz tarifi efendim. Evet. Evet. Fasulye bu çok. Bir su bardağı diyelim. Tamam. Şimdi bu fasulyeler haşlandı ama yine de biz birazcık su koyup. Tamam. Aman kaçırın bir de coslar. Sıcak mı istersin? Sıcak. Peki. Ya coslamadı güzel. Okey. Gel bir tarafa. Bu biraz daha. Hadi bakın yaktınız. Yok bu birazcık şey olsun. Bu şimdi haşlanmış gibi varsayalım. Evet haşlanmış gibi varsayalım. Çok güzel haşlandı. Bunu çok güzel haşlandı. Şimdi bunu süzeceğiz. Tamam. Eşim yardım eder mi? Tabii tabii ederim. Peki. Tutarım. Şimdi bu acısı alınsın diye. Çünkü bu biraz şey ya bitki. Evet. Kalın yapraklı. Bak hemen suyunu da bıraktı. Ilık suda biraz bekledin. Ilık ve tuzlu suda mı? Ilık değil. Sıcak su döküyoruz üstüne ki o acısı bir anda gitsin diye 10 tamam. dakika falan. Yani siz bu yemekleri yapmaya başladığınızda onu şey yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Buyurun. Evet bravo. Şimdi, nasıl süzdüm? Süper. Harika. Yani, var şimdi yani yetenek süzdüm. Var. Tamam şimdi teşekkür ederim. Bunu atıyor. Aslında bir numarası yok bu yemeğin. Şöyle atıyoruz. Tamam. Ama insan şey anlatır öyle bir numarası yok bir falan numarası deyince olmuyor. Çok güzel numaraları var. Emre'cim herkes yapamıyor. Çok güzel ama. Bak ne kadar doğaldı. Mis gibi koktu stüdyomu. Vallahi gerçekten. Gerçekten bu arada güzel olur yani yiyebilirsiniz. Şimdi evet. Buna biraz daha su ekleyeceğiz. Yiyoruz her şeyi burada. Değil mi? Bak baş gurmemiz orada. Yemek bitti budur sevgili hanımlar. Beyler bizi şu an izlemekte olan her kim varsa karalahana çorbamız hazır. Bu kadar. Bakın salçayı. Salçayı ben unuttum. Salçayı soğanla evet, kavurup koyuyorduk. Hafif salçamız var. Salça koyuyorum. Mısır ununu? Mısır ununu yani o koyduğum suyun içine ilk önce lahanaları koyduk sonra mısır ununu, mısır ununu böyle serperek bulguru koyduk, patatesleri koyduk, biraz da su koyup birazcık tuz haşlanacak peki, o kadar. Peki bunu dökülüyor muyuz? Ne yapıyor muyuz? Böyle blenderdan geçiriyor musunuz? Hayır. Hayır. Böylece. Böyle. Ha bu böyle. Ayrıca 40 dakika pişiyor. Ben lütfen. De söyleyeceğim. İsteğe bağlı olarak isterseniz pul biberle ya da evet. Yanında acık biber. Yani salça aslında biraz rengini katsın diye. Bizim evet. Orada çok salça kullanılmaz ama. Ha, bizim orada bak ondan sen gitmedi. Sizin oralarda evet. diyorsun. Evet. Olmadı böyle bir şey. Şöyle gösterelim evet. izleyicilerimize. Nergis'in efendim buyurunuz. Ve Cemal'in harika çorbası. Annesi çok güzel yaptı kızınız. Evet, ben gerçekten. Güzel ya patatesleri biraz daha küçük doğranabilir. Çok güzel. Harika olmuş. Onu birazdan servis yapacağız. Ben seyircilerimize göstermek servis istiyorum. Servis yapacak mısın? Yapalım. Bir görelim bunu. Şöyle. Bak şöyle gerçekten bir görelim. Gerçekten yani biz bak bunu pişireceğiz ama en azından şöyle. Of. Çok güzel. Of. Özelliği sulu olması. Evet. Evet biraz daha yani kendi yoğunluklarına göre şey koyabilirler işte mısır ununu daha yoğun koyabilirler hı hı. ama organik bulmaya özen göstersinler mısır ununu. Evet. Çünkü mısır biliyorsunuz artık. Mısır da diyorsun. Her bu şey, organik meselesi şey. Çocuğu nasıl beslediğinle alakalı. Fena olmadı yani tam şimdi pişmemiş gibi. Pişmedi hiç o şimdi yani pişse eminim, rengi böyle olmayacak. Devam ediyoruz. Varis oluşumunu tetikleyen sebepler neler? Varisi engellemek için neler yapılmalı? Varis tedavileri nasıl yapılır? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kürşat Bozkurt anlatıyor. Biz bu konuda eğitiliyoruz, bu konuda eğitim veriyoruz. O bizim işimiz. Şimdi kendine iyi bak da.
Efendim şimdiki konuğum çok değerli Profesör Doktor Kürşat Bozkurt, kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Burada bir bacak varis göstergesi üstünde ve çözümleriyle ilgili harika bir konu konuşacağız. Az önce sohbete konuk oldunuz. Kulak misafiri oldunuz. Ne düşünüyorsunuz alınan kilolar hakkında hamilelikte? Tabii çok enteresandı. Öncelikle ben beylerin kilo almasını pek anlayamadım. Ben şimdi benim de yakın zamanda iki tane çocuğum var. Bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi 6 yaşında. Maşallah. Ben düşünüyorum, ben almadım kilo ama. Ben kilo almadım. Eşim aldı ama ben almadım kilo. Belki çok dikkat ettim. Belki sürekli spor yaptım ama ben almamayı becerdim. Ama kolay da olmuyor. Ha. Ya düşünebiliyor musunuz? Eşiniz yanında sürekli bir şey istiyor. Evet. İşte onu istiyor, bunu istiyor. Siz yok, ben yemeyeceğim, kilo alıyorum falan. Önemli bir irade. Doğru, yani kesin. Yani o an sanki böyle herkesin bir rahatladığı, nazın en ön planda olduğu, değil mi? Çünkü kadın için özel bir dönem. Herkes çok ihtimam gösterir. İşte kayınvalide, kayınpeder, gelenler, amcalar, dayılar, kuzenler. Yani her gelen elinde bir şeyle aman kızım hamilesin ye durumu. Erkekler de kenardan biraz yiyorlar. Ama siz yemediniz ben mi? Ben yemedim ama ben size bir de kötü bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Negatif bir şey söyleyeceğim. Hamilelikte ne kadar çok kilo alınırsa varis alma olasılığı o kadar artıyor. İşte i̇şin kötüsü o. İşin meselesi. İşin kötü tarafı o. Burada. Şimdi enteresan. Neden olur kiloyla bağlantılı varis hocam? Çünkü neden? Çok yüksek bir basınç var. Yani şöyle düşünün. Siz 48.5 kilo mu? Evet. Yok hocam, 57 kiloyum. Var mı o kadar? Tabii ya? Canım, 57 kiloyum. Boyum da 1.71. Sizin bacaklarınıza yansıyan basıncı düşünün. Hmm. Yani o bacakların kaldırması gereken gücü düşünün. 80 kiloluk, 85 kiloluk bir hanımefendinin ve beyefendinin basıncı düşünün. O yüzden 74 zaten... 74 kilo oldum ben yani. Düşünün. Bacaklarım, kaç aldınız? Ayaklarım 17 kilo aldım. Bacaklar şişti mi? Çok şişmedi bacaklarım. Varis oldu mu? Olmadı. Olmadı. Olmuş mu bilmiyorum ama olmadı. Yani ağrılı bir şey mi olmadı hocam? Vallahi bir daha bir tane görüyorum oradan. Bir tane değil mi? Sağ önünde görüyorum. Bakın, gördü hocam. Hemen yakaladı. Hangisi hocam? Şurada duruyor vallahi. Ben gördüm. O şu mu? Evet. Bu oğlumun oyuncak kutusunun içine öyle düştü. Mi? O yara. Şunu mu diyorsunuz? Diyorum. Hayır hocam, o yaramaz çocukluk gibi. Gerçekten oğlanın odasını toplayayım derken kendim oyuncak kutusunun içinde buldum. Bayağı şişti, buz falan koydum. Ama varis değil ama var biraz yani. Var var. Hepinizde var. Olmaz mı? Olur o kadar. Yani işte. Ben size daha koyup bir şey... Ayakta duruyoruz çünkü işimiz gereği de. Topuklu ayakkabılar da buna birazcık galiba negatif etken. Ben size koyup bir şey söyleyeyim. Ben şimdi plajda oturuyorum. İnanın vallahi kötü niyetim yok. Algıda seçicilik... Hanımların bacaklarına bakıyorum. Yok bir kötü niyet. Çünkü işim gücü o. Mesleğim doktor diye oraya yazmanız lazım. Elbette mutlaka. Çünkü inceliyorsunuz varis tabii, türlerini tabii, değil mi ister istemez. Spontan. Şimdi kilo 35 kilo mesela. Nergis sormadık Nergis'i ama varis olmuştur. Olmuştur mutlaka. Şimdi hamilelikte neden varis olur? Bir, yüksek basınç var. Yüksek basınçtan dolayı şişmanlıyorsunuz, kilo atıyorsunuz. Ayaklara basınç artıyor. Bacaklar, oradaki toplar, damarlar, bütün sistemler daha çok basıncı kaldırmak zorunda kalıyor. Ondan varis olur bir. İkincisi, hormonlar değişiyor. Şimdi bir bebek annenin karnında büyüyor. Ne olacak? Doğal olarak onun orada kalabilmesi için vücut bazı hormonlar salgılıyor. İşte onlar bebeği rahmin içinde tutuyor. Ama aynı hormonlar gidiyor, toplar damarların içindeki damarları da genişletiyor. Ondan dolayı varis ortaya çıkıyor. Bizim hamilelikte çok sık varis görmemizin nedeni bir, yüksek basınç, iki, karnın içinde büyüyen bebek, üç, değişen hormonal yapı. Ve hamileliğin ortalarında başlıyor genelde, sonlara doğru iyice artıyor ama çok güzel bir haber var, doğumdan sonra düzeliyor. Çok güzel hocam. %80-85 düzeliyor. Çok büyük bir oran. Buradan ben seyircilerimize çok iyi bir önemli bir mesaj vermek lütfen istiyorum. Örneğin hamilelik döneminde hanımlar diyorlar ki benim varisim var, bana bunlardan bir şey olur mu? Çok büyük olmadıkça çok ciddi problem çıkartmaz varisler. Hamilelik döneminde olan varisler. Yani kanamalar, şunlar, bunlar, pıhtılar çok nadir olaylardır. O yüzden biz kalp damar cerrahisi uzmanları hamilelik sırasında ortaya çıkan varislere hamilelik döneminde dokunmuyoruz. Hmm. Bırakıyoruz onları. Kendi haline bırakıyoruz. Ağrı yapar mı hamilelik döneminde? Yapar, fark edilir mi? Yapar. Varis çorabı veriyoruz. İlaç vermekten çok hoşlanmıyorum. Evet. Aslında hamilelik döneminde kullanılamayacak bir grup ilaç var. Güvenli olduğu söylenen bir grup ilaç var. Ben ne olursa yine olsun de sevmiyorum. Yani evet, o yüzden mümkün olduğu kadar mekanik yöntemlerle varis çorapla iddia ediyoruz. Nasıl varis çorabı veriyoruz hastalara? Hamileler için yapılmış özel kilotlu varis çorapları var. Çok özel. Zor. Bir de hamilelik halindeyken de o çorabı giymek çok zor. Biz iyi mi hamileyken çok kilo almamaya çalışın hanımlar. Ya gerekirse giyilebiliyor. Yani giyiliyor, o eski tabii şey gibi çok kötü çoraplar değil. Daha kaliteli var. Daha iyileri var. Bu bir varis var çorabı mı hocam?
Bu bir varis çorabı. Evet. Dışındaki bir varis çorabı. Aslında ben bunu görüntüyü koymam ama bir varis çorabı. Evet. O da bir varis çorabı. Bu bir varis çorabı. Hafif basınçlı bir varis çorabı. Evet, hafif basınçlı. Esniyor. Bunun da türleri var. Daha basınçlısı, daha normali. Evet. Ondan dolayı biz hamilelik döneminde bunları hiçbir şey yapmıyoruz. Bir ikinci şey söyleyeceğim size. O da çok bana hastalığından gelen bir soru. Kürşat Bey, benim kocaman kocaman varislerim var. Bunlarla hamile kalabilir miyim? Ama bahsettiğimiz kocaman varisler. Yani böyle kılcal varislerden bahsetmiyorum. Kocamanlar şunlar mı hocam? Evet, böyle dışarıda taşmış olanlar. Evet. Yani onlar dışarıdan görüntüde de böyle bir karnabahar görünümünde. Dışarı üzüm tanesi gibi dışarıya çıkan varisler. Çıkıyor. Biz onları tercihan hamilelikten önce düzeltmeyi destekliyoruz. Şöyle ki onlar problem çıkartır. Hamilelikte zor çıkabilir. Ama basit kılcal damarlarsa böyle cildin üzerinde çizgi çizgi dışarıya taşmamış. Yalnız estetik problemi yapanlara hayır, onlara dokunmuyoruz. Bırakın diyorum onları, ufak kılcal varisleri. Kalsın bunlar, doğumdan sonra hallederiz. Doğumdan 3 ay sonra gelin bize diyoruz. Hı hı. Ama diğerlerini büyük kocaman varisler varsa hamilelikten önce yapmakta fayda var. Altta problem kalmasın. Kalmasın. Diye. Peki hocam, hamilelikte varis oluşumunun sebeplerini anladık. Engellemeyi anladık. Kilo almayalım dediniz ama kilo da alınsa, varis de çıksa geri gelebiliyor. Peki kalan varisler süre içerisinde kendini nasıl hissettirir? Varise yatkın meslekler hangileridir diyeceğim. Şimdi bir, bu hastalarda ağrı olur. Hasta der ki böyle alan böyle çok şiddetli bir ağrı değil. Yani ölmüyorum, bitmiyorum, mahvolmuyorum. Ama böyle sürekli bir dolgunluk hissi var. Sürekli mutsuzum. Akşamları rahat uyuyamıyorum. Sabah kalktığım zaman yorgun kalkıyorum gibi bulgular verir. Bacakta şişlik olur. Görüntü kirliliği olur. Yani orada görüntü olarak bunlar kalkar. Şimdi hangi meslekler, hangi hanımlar, hangi erkekler daha büyük riskte? Evet. Siz listesiniz. Ben. Yüksek topuklu, ayakta ve oturarak sabit çok fazla duruyorsunuz. Bankacılar. Eskiden varisi biz öğretmen hastalığı, öğretmen hastalığı derdik. Yok artık o kadar. Çünkü öğretmenler artık o kadar böyle dili gibi ayakta durmuyorlar. Tabii. Daha çok kimler? Kasaplar, kuaförler, doktorlar, cerrahlar. Hocam, siz de saatlerce ameliyatlarda. Çünkü şimdi ben buradan çıkacağım, ameliyata gireceğim. Saatlerce ameliyattayım. Kaç saat sürüyor hocam bir varis ameliyatı? Varis ameliyatı kısa sürüyor. Bir saat falan. Mesela birazdan bir şah damar ameliyatı yapacağız biz. O şah damar ameliyatı ortalama 3-3,5 saat falan sürecek. Uzun sürecek. Allah yani. Kolaylık versin. Hem size hem şu anda beklemekte olan hastaya. İnşallah sağlığına kavuşsun. Neden efendim şah damarı ameliyatı? Damar sertliği. Damar sertliği. Bu farklı bir şey. Yani varisle, tamam bunların hepsi damar, adı damar ama varisle atar damarların mantığı çok farklı. Hmm. Atar damarla yaşlılıkla ortaya çıkan, kolesterol birikimiyle ortaya çıkan damar tıkanıklığı. Bu şah damarı problemlerin nedeni o. Şimdi tedaviye mi gelelim, ne yapalım? Hocam şimdi varisleri konuştuk, hamilelikte eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa konuyu değiştireyim. İşi gereği ayakta duranlar, oturanlar vesaire bütün bunları da öğrendik ama hangi şiddette olduğunda biz size başvurmalıyız ve tedavisi nasıl olmalı? Çünkü biz bunu biraz öteleyebiliyoruz galiba, değil mi? Tabii. Şimdi şu korkuları atalım üzerimizden. Varisten kolay kolay kimse ölmez. Böyle bazen ben hastalar bana geliyorlar işte aman benim varisim var bana bir şey olur mu? Akciğerime pıhtı atar mı vesaire vesaire. Şimdi bakın kılcal varisler, ufak kılcal varisler genelde masumdur. Görüntü kirliliği yapar. Bir hasta kılcal varisi varsa kalp damar cerrahisi uzmanına gidebilir. Görüntüden mutlu değilse ama sağlık açısından çok 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 korkmanın da gereği yok. Ama damarlar büyürse, cildin dışına taşarsa, evet biz o zaman bunlara girişim yapmaya başlıyoruz. Evet. Hastalar şöyle düşünsünler. Eğer varisler cildin dışına taşıyorsa mutlaka bir kalp damar cerrahisi uzmanına gitsinler. Artık orada bizim bir şeyler yapmaya başlamamızın zamanı geldi. Hastanın ağrısı varsa, hastanın bacağı şişse, hasta sürekli yorgunluk hissediyorsa, ayak bileği etrafında morarmalar, böyle renk değişikliği başladıysa bunlar son aşamalardır. Tabii. Bu tip hastaların bize mutlaka gelmesi gerekiyor. Peki hocam varisin bu çeşitleri vardır dediniz. Mesela gizli varis var mıdır? Var. Gizli varis şöyle bir kavram. Şimdi hastaya bakıyorsunuz dıştan varisi yok. Ama bir bacakla diğer arasında çap farkı var. Bir bacak daha şiş. Allah Allah. Onun dışta varisi olmadan içerideki kapaklarda yetersizlik olduğundan dolayı varis olabilir. Bu bir dolaşım problemi midir hocam? Çok bu tanım doğru değil. Dolaşım problemi benim gözümde ne biliyor musunuz? Atar damar kanı götüremeyecek veya toplar damar geriye getiremeyecek. Tamam. Evet dolaşım bir miktar bozuluyor ama çok korkunç, çok kötü bir tablo değil. Değil yani çok varis kötü. Hastalığı olanlar bende bir dolaşım problemi var diye düşünmemeliler demesinler. Bakın ekranda şu anda görünen işte bunlar gerçek varisler. Biz bu noktadan itibaren hastaları tedavi ediyoruz. Bu aşamaya getirmeye çalışıyoruz bu hastaları biz. Peki yediğimiz içtiğimiz şeyler varise neden olur mu? Bir,
diyet yapacağız. Diyet. Şimdi bir özel bir yemekten bahsetmeyeceğim. İşte şu yemek şunu yapar, tamam. Bunu yapar, bunu yapacağız. Genelde diyete dikkat edeceğiz. Yağlı beslenme varisi yapar mı? Hayır. Yapmaz. Bir bağlantı yok. Posalı yiyeceğiz bol miktarda, tamam. Basıncı düşürmek için. Ama spesifik olarak ben şu yemek bunu yapar diyebileceğim bir şey yok. Bir şey. Ortalık. Peki hocam, gizli variste yapıştırıcılı yöntem gibi bir yöntem varmış. Burada şimdi bu merak etmiştim zaten ne olduğunu. Bunu bize anlatabilirseniz çok memnun olacağız. Aslında bir görüntümüz de animasyonumuz da olması tabii var, lazım. Tabii var. Bunu hemen gelsin. Şimdi diyorsunuz ki gizli variste bir bacaktan diğerine çap farkı vardır ama varisler dışarıda görülmez. Ama ağrı var. Gitti. Buyurun efendim. Buradan size anlatayım. İşte bakın isterseniz. Burada bizim yaptığımız şu damarın içine incecik bir telle giriyoruz. Bakın orada genişlemiş olan mavi olan kırmızı için geçtiği damar genişlemiş bir damar. Ve biz bu damarı içeriden eskiden biz bu hastaları ameliyat ederdik. Kasıktan keserdik. Bilekten keserdik. Artık bunu yapmıyoruz biz. Artık bu işler bitti. 15 yıl önce Türkiye'de başladı. Yeni değil. Evet. Dünyada ve Türkiye'de 15-16 yıl yapıldı. Evet. Artık uzun dönem sonuçları var. Çok iyi sonuçlar. Damar için incecik bir telle giriyoruz. Narkoza gerek yok. Bakın tekrar görüntü geldi evet. Şimdi. Narkoza damarın... gerek yok. Yok. Hastanede yatmaya gerek yok. Dikiş atıyorum. Bakın damarın içinden incecik hasta bir telle. Hasta hissediyor mu? Hasta hissetmiyor. Hastaya o bölgeyi uyuşturuyoruz. Tamam. Hasta hissetmiyor ama narkoza kesinlikle gerek yok. Hastanede yatmasına gerek yok. Hasta işlem yapıldıktan sonra yürüyerek evine gidebiliyor. Gidiyor. Ertesi gün hayatına devam ediyor. Bakın damarı içeriden kapatıyoruz. Kırmızı ışığı takip edin. Damarı içeriden kapatıyoruz. Hemen kafanızda bir soru var sizin. Ben biliyorum o sorunun ne olduğunu. Kürşat Bey, bu damarı kapatıyorsunuz. Bu damar dolaşımda bir işe yaramıyor mu? Neden kapatıyorsunuz bizim damarı? Çok damarımız var diye bir an düşündüm ama. Yok yok. Nereye aktarıyoruz yani? Şimdi bakın, iki sistem... tane toplar damar sistemi var. Bir tanesi dıştan gidiyor, bir tanesi içten gidiyor. Asıl toplar damar dönüşünü sağlayan kasların arasından giden derindeki toplar damar sistemi. 96'sını o taşıyor. Hmm. Bizim şu anda konuştuğumuz yalnızca bacak dolaşımının %4'ünü karşılayan bir damar. Zaten bu şu anda doğru dürüst çalışmıyor. Evet. Bu içeriye doğru kanı getiriyor. O yüzden onda bir problem yok. Zaten rahatlıkla onu ortadan kaldırmak onu bir problem yaratmıyor bizde. Bizim burada yaptığımız işlem şu. Evet, çok basit. Hocam. Size bir demo yapabiliriz. Lütfen. Şimdi bir boruyu ben sokuyorum şuradan. Göğsüme takabilir miyim? Lütfen hocam. Artık. Rica ederim. Ama çok ince bir işlem zaten. Hani ben gözlüğe ihtiyaç duyabilirim bunun için. İncecik bir işleme kateteri buradan ilerletiyoruz. Pardon. Evet. Bu benim demo bacağım. Evet. Ama ne kadar rahatlatıcı. Bakın varis hastalığı olanlar, bacak ağrısı çekenler lütfen korkmayın. Bakın. Ne kadar güzel ve kolay bir yöntem. Biz bunu az önce anlattığım derin sistem bu. Bizim derin sistemle hiçbir işimiz yok. Bu yüzeysel sistem. Yüzeysel sistem içinde yavaş yavaş bir ilaç enjekte ederek, bir yapışkan bu, ilaç ederek damarı geriye doğru çekiyoruz. Çekiyorsunuz. Ve o çekme esnasında buradaki damarı kapatıyoruz. Bakın böyle çekiyoruz. Evet. Oradaki görüntünün bir benzerini yapıyoruz. Işık var, ışıkla takip ediyoruz. Ve bu damarı içeriden çekerek kapatıyoruz. Damarı kapatmanın 3 tane yöntemi var. Bir, lazerle yapabiliyoruz. Evet. Biz ilk defa başladığımız zaman 2004 yılında lazerle başladık. Radyofrekans denen bir başka enerjiyle kapatabiliyoruz. Ve son yıllarda da lazerden sonra, radyofrekanstan sonra ZAMK işin içine girdi. Ha. ZAMK dediğimiz olay aslında bu Japon yapıştırıcısının tıp için kullanılan, tıp için geliştirilmiş yani bir hali. Yok burada kullanmayacağım, parmağımda kullanacağım. Evet. Bakın parmağıma koydum bir miktar. Ve ne kadar etkili görüyorsunuz yapıştırıcı. Bunu açmam biraz sorun oluyor benim. Düşünün bakın. Açamıyorum şu an. Açamıyorum. Açacağım merak etmeyin. Korkmayın. Yıkayalım mı elinizi? Komik bir şey. Suyla bir şey olmuyor. Ha. Ve bu sonra açılabiliyor. Evet. Sonuç, biz eskiden bunları açık ameliyat yapardık. Hmm. Hasta günlerce hastanede yatardı. Birkaç gün hareket etmez, kalkmazdı. Dikişler atılırdı vesaire. Şu anda sistem değişti. Lazerle başladık. Radyofrekans hala yapıyoruz. Ve ZAMP'da bunu yapabiliyoruz. Güzel bir haber de vereyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları karşılıyor. Ay çok güzel hocam. Karşılıyor. Güzel haberi şimdi verdiniz. Bu şey değil. Eskiden yalnızca özel kliniklerde yapılabiliyordu. Hı. Çok emek verdik. Çok uğraştık biz de dernek ve dernekli olarak. Çok şu anda Türkiye Cumhuriyeti herhangi bir vatandaşımız gidip bu hizmeti satın alabilir. Harika hocam. Gerçekten. Sonuçları her yaşta iyi. Herkese yapılabiliyor. Yapılabiliyor tabii. Kalp ve damar cerrahisi uzmanlarına başvurmanız gerekiyor. Varis hastalığında gideceğiniz adres orası. Çünkü bu da pek bilinmiyor olabilir.
kesin kalp damar doktoru arıyorum. Değil mi hocam? Kalp damar cerrahisi uzmanı. Kalp damar cerrahisi kesinlikle uzmanı. Çünkü biz bu konuda eğitiliyoruz. Bu konuda eğitim veriyoruz. O bizim işimiz. Evet. Profesör Doktor Kürşat Bozkurt efendim bugün bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim verdiğiniz bilgiler için. Peki kendine iyi bak, devam ediyorum. Yanak estetiği yaptıracak olanlar nelere dikkat etmeli? Elmacık kemiği ameliyatları kimlere uygundur? Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. Ne yapıyoruz? Mimikleri azaltıyoruz ki kırışmasın. Porselen lamine nedir? Porselen laminenin ömrü ne kadardır? Porselen lamine hangi hastalarda kullanılmaz? Protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. Ama hoşunuza gidiyorsa daha beyaz dişlerle dolaşmak, belli dönemlerde bunu tekrarlayabilirsiniz. Şimdi kendine iyi bak da. Ve işte şimdi harika bir değişim bölümündeyiz yine. Sevgili Hayati Akbaş ve İlker Arslan yine mükemmel bir işe imza attılar. Hanımefendi genç bir hanımefendi ama bir takım problemleri vardı. Evli, genç, çocuğu var. Herhangi bir mutsuzluğu yok aile hayatında. Ama gelin görün ki o kendi görünümünden rahatsızdı. Dişleri bakımsız olduğu için kimse ona bakmıyordu gibi düşünüyordu. Gitmediği hastane kalmamıştı 28 yaşında. Ve kendini daha güzel hissetmek için bize başvurdu. Şimdi hanımefendinin ilk halini hemen bir görmek istiyorum ben fotoğrafta. Az sonra buraya davet edeceğiz ve bu tarz diş yapılarında ve bu tarz yüzlerde neler yapılabilir aslında ve biraz bunu konuşmak istiyorum. Şimdi sevgili Sevda'nın ilk halinin fotoğrafı geliyor bizlere. Bunun üzerine konuşacağız. Ekranda görüyoruz şu anda. Evet Sevda, evet ciddi bir diş hemen dikkat çekiyor hocam. Dişlerin arasında çene çok geniş. Evet. Dişler de aslında normalden biraz daha küçük. Ve dişlerde inanılmaz bir ayrılık var. Araya bir diş daha girebilirmiş yani mümkünse. Bir diş, hatta o diğer boşlukları sayarsanız sanki ağzı 4 tane falan daha diş ilave ederseniz evet. Ekstra. Bu sırada diş eksikliği yok. Hı hı. Yani ağzındaki bütün dişleri tam. Ama çene ve dişlerin arasındaki boyutsal bir uyumsuzluk var. Evet. Bir de tam bu dudağın arasında frenum dediğimiz bir şey, bir et bağlantısı vardır. Evet. Yani dilinizde şöyle iki dudağınızın arasına dokunduğunuzda ince bir et parçası vardır. Biz buna frenum diyoruz. Evet. Ondan dolayı da o dişlerin arası birleşmiyor. Bazen o kas bağlantısı aşağıya kadar iner. Özellikle çocuklarda bu çok önemlidir. Mutlaka ergenlik öncesinde bir kere bir ortodontiste götürüp dişlerini göstermek lazım. Evet. Çünkü o kas bağlantısını oradan cerrahi olarak aldığınızda gibi 15-20 dakikalık bir operasyon hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sağlığa zararlı bir şey yok. Aldığınızda vücut o dişleri kapatıyor. Çünkü aslında bütün sistem onun normal kapanmasına yönelik. O etten dolayı ama oradaki et parçası onların kapanmasını engelliyor. Ayrık kalmasına da belki bu kadar süre o sebep oldu. Doğru şimdi mu? Şimdi zaten belli bir yaşa geldikten sonra bunlar yer değiştirmiyor artık. Yani dişler dizilimini tamamlayıp bütün dişler sürdükten sonra bunlar yer değiştirmiyor. Bu tam sürme esnasında buna müdahale ederseniz vücut zaten kendi kapatıyor. Kapatmasa da çok az bir ortodontik tedaviyle, kısa süreli bir ortodontik tedaviyle bunu çözebiliyorsunuz. Veya işte kompozit laminalarla, porselen laminalarla bunu çözebiliyorsunuz. Evet, porselen lamina mı yaptınız peki? Porselen nasıl kronlar bir, yaptık. Porselen çünkü, kronlar nasıl yapıldı? Dişlerin arasında çok fazla aralık var. Estetik olarak aslında planlaması oldukça zor. Şimdi hastamızın yüzü uzun, dişler kısa ve kare, bir de çok fazla yayılmış. Yani aslında bu ağız, bu yüzün ağzı değil. Yapmamız gereken ne? Yapmamız gereken bu dişleri olabildiğince yüze uyumlu hale getirmek. Bunun için işte çeşitli işlemler uyguladık. Kanal tedavileri, çekimler. Arkasından da bu dişleri yüze uyumlu hale getirmeye çalıştık. Biraz daha uzun bile olabilirdi hatta. Evet. Biraz daha uzun bile olabilirdi ama bütün dişlerini kaplamamız gerekiyordu o zaman. Biraz konservatif yaklaştık. Tamam. Bütün dişlere dokunmayalım dedik. Sadece ön bölgede gülme hatlarını düzeltelim. Çok az kısa oldu olması gerekenden ama bütün gülümsemeyi tamamladık. Tamam. Şimdi güldüğü zaman en azından o kara delikleri görmüyoruz. Tabii. Diş etlerini bir miktar yukarı aldık. Yine pembe estetik uygulaması yaptık. Çünkü dişlerin boyları çok kısaydı. Evet. Yani kare dedim ama aslında tersine dikdörtgendi. Boyunun uzun olması gerekirken eni daha uzundu. Eni doğru uzundu. Bir de genişlik olduğunda çok çirkin bir görüntüydü. Şimdi dişlerin boyları uzadı. Diş etlerini yukarı aldığımız için. O aradaki bütün boşlukları kapattık. Şimdi gayet güzel bir gülümsemesi var. Bu tür hastalarda şöyle sıkıntılar yaşıyoruz. Diliniz, yanaklarınız bu boşluklara alışmış. İşte 30 yaşındaysa hastamız 30 yaşına kadar bunlarla yaşamış. Tabii. Siz bu aralıkların hepsini kapattığınızda hastada şöyle bir tedirginlik oluyor. Ya diyor ben dudağım diyor alışamadı bir türlü tabii. Diyor. Buralarım dolu dolu dil geliyor. Dil de alışamaz. Diyor. Dil de alışmıyor. Ama ufacık bunların bir şeydi. Her zaten biri hemen hisseder 10-15, yani. Yani ben dil o kadar hassas bir şeydir ki düşünün dişinizin arasında ufacık bir et parçası kaçıyor. Tabii. Perişan oluyorsunuz. Saatlerce, bütün gece onu çıkartmak için uğraşıyorsunuz. Bütün bu boşlukların kapandığını düşündüğünüzde
hasta için ciddi bir sıkıntı hissi oluyor. Ama bu bir hafta içinde çok rahatlıkla geçiyor. Zaten insanlar güzel yorumlar yaptıkça o motive ediyor hastalarımızı da. Tabii kesinlikle. Ve güzel bir alışma sonucunda. Şimdi bu sağlık için de çok önemli. Konuşması değişmiştir, duruşu bu tür değişmiştir. Göreceğiz az sonra kendisini. Bu tür dişlerde, dişlerin arasında aralık olduğunda en büyük sıkıntımız özellikle S ve Ş harflerini çıkartırken tabii. Bunların fırlaması ağzınıza. Evet. Mesela S'leriniz Ş diye çıkar. Tabii. Ç'leriniz Ş diye çıkar gene, Ş gibi çıkar. Ve konuşurken ister istemez bu aralıklardan tükürük çıkar. Tabii. Bu çok rahatsız edici. İster istemez. Bunu engellemek için de hastalar genellikle dudaklarını kapatmaya çalışırlar. Aa. Mesela bu hastamızı güldürmemiz oldukça zor oldu. Evet. Çünkü gülmeye alışık değil. Canım benim. Kaslar ona alışmadığı için gülemiyor. Çünkü fotoğraf çektirirken veya bir ortamda güldüğü zaman o dişlerindeki aralıklar onu rahatsız ediyor. Evet. O zaman diyor ki vücut sen gülme diyor. Tabii. Kasların çalışmasın diyor. O kaslar uyumu bozuldu. Çok merak ediyorum nasıl oldu. Ve hocam siz de şimdi az önce de konuştuk. Yanak estetiğinden bahsedeceğiz. Şimdi yüzündeki bir takım problemler vardı. Siz Sevda'ya burun estetiği yaptınız aslında. Burun estetiği Buruna da yakından yapmışım. Baktık. Burun estetiği yapmışımdır ama acaba lipofilling de yaptım mı bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Göreceğim yüz gençleştirme, evet. Güzelleştirme yaptınız. Evet, evet. Sanki lipofilling yapmış olabilirim. Onu gelince göreceğim. Çünkü bunun için izleyiciler mazur görsünler. Evet. Bir günde bu kadar ameliyat yapıyorsun. Aradan tabii aylar hocam, geçiyor. Sonuçta hocam, bir günlük ben değil. Tanıyamıyorum. Birçok hastaya farklı operasyonlar yapıyorsun. Evet. O yüzden ama burada muhtemelen lipofilling ve burun estetiği yapmışımdır. Çok güzel. Gözleri çok güzel, evet. Bakıyor yüzü. Çok evet. Güzel, eminim. Daha da güzel olmuştur. Çok güzel bayağı. Bence davet ederim. Çünkü sonra bu yanak estetiğinden, evet, bahsetmek istiyorum. Bu yanak estetiği yeni bir işlem galiba hocam. Bu kızımızda yapmadım onu ama evet bu çok. Biliyorum. Bu günlerde inanılmaz dedi. Bu nedir bilmiyorum ama bir furya var. Bir furya. Hani bir furya var. Böyle bir Hollywood yanağı, Hollywood yanağı bakın. Bunlardan da ben Hollywood yanağı demek istemiyorum. Çünkü niye ben Hollywood'u bu kadar meşhur edeyim? Yani hani olsun belki burası ova. Burası bakın. Ha. Normalde dikkat edin çocuklar biraz tombulluğuna sevimli oluyorlar. Çok sevimli oluyor. Ama ergenlik dönemi atlayıp da gençliğe girdiklerinde o tombiklik artık sevimli olmamaya başlıyor, evet, onlar arasında. Tabii. Ve diyorlar ki hocam benim yanaklarım, geçen gün bir kız geldi üniversite öğrencisi. Daha 22 yaşında, 21 yaşında bakın üniversite öğrencisi. Çok da güzel bir kız aslında. Ama tombik, yanak tombik. Kızın her taraf tamam güzel ama yanak tombik. Ne yaptık ona? İşte o dediğimiz işlemi yaptık. Ağız içerisinden girdik, o yanaklara tombulluk veren bizim yanak kasıyla çene kası arasında böyle yayvan bir şekilde dağılmış bir yağ dokumuz var. Aldınız onu. Onu bu süre, evet, bu sünatör masete, bu sünatör kasla maseter kas arasında yerleşmiş bir yanak yağ yastıkçığı var. O yağ yastıkçığını. Tükürük bezlerimize bir şey olmuyor. Oraya zarar vermeden. Çok güzel. O çok güzel. Çok doğru söylüyor. Çünkü geçen gün söyledi. Çok. Tükürük bezlerimiz buradadır dedi. O çok kritik bezi, evet. Ora hassas bir nokta dediği gibi doktor beyin. Ağız açtığımızda bu tükürük bezinin ağzını görüyoruz. Oo. Oraya hasar vermememiz lazım. Tabii. Orayı zararlandırmamamız lazım. Yoksa ağız kurur, dişler Allah korusun başka. Orada korusun. Teknik bir tabir bu. Giriyoruz ve o bölgedeki yanak yağlarını yastığa alıyoruz. Ve işte şöyle yapıyorlar ya kıza. Evet. Şu oluyor. Evet bakın. Evet. O isteniyor. Bazıları bunu istiyor. Neden? Şurada tepe olsun. Burada ova olsun. Bakın yukarıda tepe, aşağıda ova. Tepe ve ova, evet, birbirini tamamlıyor. Şey gibi düşünün. Gene Samsun örneğine verelim. Bakın böyle çarşamba ovası olsun. Ova. Burada Samsun tepesi. Avisos tepesi. Çok güzel bir, tabii, tepe. Samsun tepesi. Evet. İsmi de güzel. Kendi de güzel. Gelenler mutlaka geziyor orayı. O güzelliği bakın. Orası yukarısı tepe, aşağısı ova. Evet. O da çarşamba ovası olsun. Hollywood yanağı niye olsun? Çarşamba ovası olsun. Ama Hollywood yanağı diye söylüyorlar tabii ki. Çok güzel. Gerçekten. Evet. Peki hocam işlem nasıl bir işlem? Merak ettim. Açıyoruz şimdi dediniz. İşlem nasıl bir şey? İçeride. Normalde 20-25 dakika, maksimum 30 dakikada yapılabilen bir işlem. Lokal anesteziyle bile yapılabilir. Yatış da olmayabilir veya genel anesteziyle de yapılabilir. Sedasyon da yapılabilir. Tamam. Yani ağza açık bir pozisyonda belli yer işaret yerlerinin oradan giriyoruz. Küçük bir inzisyonda giriyoruz. O yağ yastıkçığına ulaşıyoruz. Of. Teknik işlem. Cerrahi teknik tabii. Bizim için tabii, çok kolay. Robotik mi? Robotik değil. Bizim için estetik cerrahi müdahalesi. Tabii, yok. Normal cerrahi müdahale. Ama bizim çok için... ilgimi çekti benim bu yanak meselesi. Tabii neden? Ağız içerisinden giriyoruz. O bölgedeki o kasları ayırıyoruz. Dedim mi bu sünatör kaslar diye. İşte mukoza altı dokusunu bu sünatör kasa ayırıyoruz. Karşımda bir yağ yastıkça çıkıyor. Pörtlüyor. Pörtlüyor. Dışarı doğru. Kendi dışarı çıkıyor. O zaten oradan dışarı doğru çıkıyor. Çıktığı zaman ne oluyor? Bakın böylesin. Evet. Yani önce bir doldurun orayı. Önce bir doldurun. Evet. Sonra bırakın. Evet. Yani bu oldu. Çok ilginç gerçekten. Çok ilginç. Neler var? O da şöyle yakışıyor. Bazı kadınlarda hakikaten hani üçgen yüz görüntüsünü ve elmacık dolgunluğunu daha bariz hale getirdiği için, evet, daha hoş bir görüntü, tabii, verebiliyor. Burada tabii uyar mı, endikasyonu var mı, değer mi, bunu mutlaka plastik cerrahla konuşmak lazım. Bu herkes yapacak bir şey değil. Evet. Yani benim her yüzü olana da gel sana bunu yapayım diyecek değil. Bunun, tabii, indikasyonun çok iyi olması lazım. Planlamasının çok iyi yapılması lazım. Cerrah
ve hasta arasında. Hasta arasında. Tabii, yani hiçbir şekilde zararı olmayan bir şey. Peki zamanla bu yanaklar... Tecrübeli bir elde. Sarkmaz değil mi hocam? Komplikasyonu yok denecek kadar azdır. Çok düşüktür. Hayır, zamanla sarkmaz ama şu oluyor. Bakın, ilerleyen dönemde cildimiz incelebiliyor değil mi? Kilo kaybedebiliyoruz. Yüzümüz zaman içerisinde, diyelim şimdi 20-25 yaşında bu yüzü sevdiniz ama tabii, atıyorum 50 yaşlara geldiniz. Tabii. 50 yaşlara geldiniz, cildiniz inceldi, yağ dokusu azaldı. Bu sefer doldurmak isteyebilirsiniz. O zaman da gelirsiniz size yağ dokusunu başka yerden doldururlar. Hocam nasıl bir dönem bu böyle? Bazen istemiyoruz, bazen istiyoruz. Evet, çok ilginç. Bazen istemediğiniz ama şey... Ama moda da değişiyor. Evet, daha sonra da isteyebiliyoruz. Yuvarlak hatlardan şimdi daha köşeli hatlara geçti. Çok doğru. Evet, mesela. Evet. Efendim şimdi hazırsanız size bir takım sorular var. Tabii ki. Tamam, çıktık ve sorduk. Acaba Hayati Bey ve İlker Bey neler sormak isterdiniz? Buyurun, geliyor. Hocam merhabalar. Botoks ile dolgu arasındaki farkı merak ediyorum. Yüzde botoksun ve dolgunun hangi bölgelere yapılacağı konusunda bilgi verir misiniz? Cevabı şimdi. Güzel bir soru aslında. Ben dizi filmlerde izliyorum bazı hani yerli şey dizilerde. Bir tane adamın yüzü şişirmişler. Evet. Ne yaptın? Botoks yaptım diyor. Ya insan bir soru, botoksla şişmenin hiçbir alakası yok. Bir de bakın, şey diyorlar ya, bütün yüzüne botoks yaptım. Bütün yüzüne botoks yaptım. Evet, şimdi çok ilginç. Şimdi botoksla dolgunun farkı şu. Dolgu da adı üstünde. Dolgu. Dolduruyor. Çöküktür elmacıklar. Doldurursun, elmacıklar ortaya çıkar. İncedir dudaklar. Doldurursun, kal dudak olur. Tamam. Çöküktür yüzün belli bir yerini. Doldurursun, dolgun yüz olur. Ama botoksla dolgu diye bir olay yok. Botoks denilen olay, o bölgede mimik yapan kaslarımıza enjekte ettiğimiz ince çok küçük sıvılarla ne yapıyoruz? Mimikleri azaltıyoruz ki kırışmasın. Var olan kırışıklıklar artmasın, yeni kırışıklıklar da ortaya çıkmasın diye. İkisi tamamen farklı. Ne yazık ki böyle biliniyor. Farklı şeyler aslında. Daha aydınlatmış olduk. Bir soru daha geliyor hemen. Evet. Hocam merhabalar. Bir kere diş beyazlatılınca sürekli beyazlattırmak gerekir mi? Cevabı şimdi. Harika bir soru. Buyurun evet, bakalım. Şimdi dişimizi beyazlattık. Dişimiz 3-4 ton rengi açıldı. Tamam. Beyazlatmanın normal kullanım süresi, yani tam olarak geçerlik süresi 2 sene civarındadır. Tabii sigara içmiyorsanız, çay kahveye dikkat ediyorsanız, renklendirici gıdaları az tüketiyorsanız bu süre uzayabilir. Ama maksimum biz 2 sene civarında yeniletmeyi öneriyoruz. Beyazlatmada biz bir skala kullanıyoruz dişlerin rengini belirlemede. Mesela dişinizin rengi A4, siz A1'e geldiniz. Tamam. Bu tekrar hiçbir zaman A4'e dönmez. Ha, arada bir A1'den şey. A2'ye gelir. Ama şimdi onu söyleyecektim. Ben çok uzun zaman önce yaptırmıştım. Çok da güzel oldu ve yani o bembeyaz çok parlak hali birkaç yıl içinde geçiyor. Çünkü yediklerimiz, içtiklerimiz, çaylar, kahveler vesaire, ki benim kötü alışkanlığım yok. Sigara kullanmıyorum kesinlikle, asla da tavsiye etmiyorum. Sigara sağlığa zararlıdır efendim. Ayrıca programımıza başvurmak istiyorsanız değişim bölümüne. Sigarayı bırakıyorsunuz. Bu tarz, evet, bırakıyorsunuz. Yani yoksa yapmıyorlar. Vallahi benden söylemesi. Beyazlatmada eski haline yani. Evet, evet. Beyazlatmada zaten sigara bunun en sıkıntılısı. Çünkü oradaki hem sigaranın ucundaki o sıcak havanın ağza teması, hem o içindeki nikotin ve diğer kimyasalların dişin yüzeyine yapışması diş yapısını hem bozuyor hem de çok çabuk renklenmesine sebep oluyor. Eğer dikkatli kullanırsanız 2 sene rahatlıkla kullanırsınız. Zaten zevk aldıysanız bu işten keyif aldıysanız, yani daha beyaz güme hoşunuza gidiyorsa bu işe devam ettirebilirsiniz. Bunun bir zorunluluğu yok. Hiçbir zaman eski halinize dönmez. Ama hoşunuza gidiyorsa daha beyaz dişlerle dolaşmak, belli dönemlerde bunu tekrarlayabilirsiniz. Kimi insanlar senede bir, kimi insanlar iki senede bir bunu tekrarlıyorlar. İşe zarar vermez değil mi? İşe hiçbir zarar yok. Ama eğer marketlerde satılan veya işte bazı televizyon kanallarında satılan böyle yurt dışı kaynaklı beyazlatma ajanları var. Bunlar dişinize ve çevre dokularına, diş etlerinize zarar verebilir. Aman dikkat. Bunlarda çok yüksek konsantrasyonda beyazlatıcı ajan var. Eğer bunlar dişin yüzeyini uygulamak için uygulanan kimyasallar. Biz mesela klinik ortamında uygularken diş etlerinizi izole ediyoruz. Onların yüzeylerini tabii kapatıyoruz ki bu materyaller diş etinize değmesin diye. Eğer diş etinize değerse diş etinizi yakabilir. Çok ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Aman çok tehlikeli. Bunu mutlaka profesyonel... Evde denemeyin. Evde yapacaksanız da mutlaka hekiminizden aldığınız kitlerle yapın. Tamam. Doktora yani danışmadan yapmıyoruz. Evet, dışarıdan materyaller kullanmayın. Peki, hemen iki soru daha alıyorum. Buyurun efendim. Hocam kolay gelsin. Bir sorum olacaktı size. 8 sene önce sol tarafımda bir yanık oluştu kaza sonucu. Bunu estetik operasyonla düzeltme şansınız var mı? Cevabı şimdi.
Yani, canım geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gencecik birçok insanın başına gelebiliyor. Talihsizlik, çocuklukta da oluyor, ileri yaşta da oluyor, kazayda oluyor. Yanık oluştuğunda ortaya bir iz çıkıyor, yanık izi çıkıyor. Bazen o iz dokuda da çekme de yapar. Örneğin şurada bir iz oluşur. Sadece görüntüyü bozmaz, kolu da çeker. Ha. Ve kolun açılmasını engeller. Veya işte burada bir iz olur, bu iz sizi büker. Ha. Bir tarafa doğru çekebilir. Bu gibi durumlarda hem görsel olarak hem de fonksiyonel müdahale gerekir. Biz o yanıklı bölgeyi çıkarıyoruz. Etraf dokulardan o bölgeye doku kaydırması yaparak veya başka yerden doku nakli yaparak o bölgede düzeltme sağlıyoruz. Bazen o yanıklar yüzde dolur. Evet. Elde dolur. O yüzde ve elde olduğu zaman da seri eksizyonlarla, küçük küçük eksizyonlarla, aşamalı eksizyonlarla onları azaltarak o alanları daraltıyoruz. Yanıkları ize dönüştürüyoruz. Yani yanık alanını ameliyat izi gibi izlere olabilir, dönüştürüyoruz. Bilmiyorum hocam, çok güzel bir şey cevap oldu. Dolayısıyla bu yanık olaylarında bunların estetik müdahaleyle daha makul hale getirilmesi, evet, daha kabul hale getirilmesi mümkündür. Mümkün. Bu yapılması lazımdır. Özellikle çocuklarda olduğu zaman bu ergenlik döneminde daha sonra onların psikolojini olumsuz etkileyebiliyor. O dönemlere de dikkat edin. Plastik cerrahlar koordineli gitmekte fayda var. Çocuğun en az etkilenmesi açısından. Hem fonksiyon, evet, büyüme anlamında, çocuğun organın gelişimi anlamında, tabii, hem de görsellik anlamında. Bravo. Tabii. Gerçekten çok önemli. Ben yanık izleri mesela geçmez diye biliyordum. Yanık izleri azaltılır. Azaltılabiliyor. Yani sadece, evet, bir iz haline gelebiliyor. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyorum güzel hocam. Ve İlker Bey, bir soru daha geliyor size son olarak. Hocam merhabalar. Diş kisti nasıl tedavi edilir? Edilmezse ne olur? Cevabı şimdi. Şimdi dişlere, ne kadar güzel bir arkadaşımız. Evet, dişlere kistin sebeplerini önce konuşmak lazım. Bu dişinizdeki çürük çok ilerlerse buradaki bakteriler dişin içindeki o kanaldan, damar sinir paketinin geçtiği kanaldan kemiğin içine yerleşiyor. Hmm. Ve kemiğin içinde bir yuva oluşturuyor. Bu yuva aktif olabilir. Yani oradaki bakteriler aktif olabilir. O zaman bu yuva büyüyor. Ve siz büyürken bu acıyı hissediyorsunuz. Ya da pasif olur. Orada duruyordur. Senelerce orada kalır. Vücut direncinizin düştüğü bir anda bunlar aktif hale geçebilir. Tabii. Her şey kemiğin olduğu içinde, gibi değil mi? Evet. Kemiğin içinde eğer bir kist varsa mutlaka bunun tedavi edilmesi lazım. Bunların beslenme yolu bu ağız ortamından ve kanaldan geçen bakteriler ve besinler, tükürük vesaire, bunlar beslenme ortamı. Eğer kanal tedavisiyle kisti küçültebiliyorsak gayet rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Tamam. Ama bazen kanal tedavisi yeterli olmuyor. Yani kemiğin içine çok uzun süredir bu kist, evet, yerleşmiş oluyor buradaki bakteriler. Orada kendilerine bir yuva oluşturuyorlar ve oradaki kemiği yiyorlar. Yani oradaki kemiğin içinde genişliyorlar. O zaman da hem kanal tedavisi hem de apikal rezeksiyon dediğimiz kök ucu kesme operasyonuyla rahatlıkla o dişi kurtarabiliyoruz. Harika. Bunlar ama ön dişlerde geçerli. Evet. Arka dişlerde apikal rezeksiyon yapmak çok zor. Yani bu kökünü kesme işlemini yapmak çok zor. Çünkü 3 köklü, 4 köklü dişler var. Orada bütün köklerin ucunu temizlememiz çok kolay değil. Ön dişlerde köpek dişleri ve premolarlara kadar biz rahatlıkla bunu çözebiliyoruz. Ama azı dişlerinde çok ilerlemiş kistlerde artık çekerek tedavi ediyoruz. Evet. Ama bunları mutlaka almak lazım. Çünkü hem böbrek isti bezlere, hem kalp kapakçıklarına, hem eklemlerimize yerleşebilecek bakteriler bunlar. Çok bunları önemli. Mutlaka tedavi etmek lazım. Özellikle mesela bypass geçirecekse bir hasta, bunların hepsini çekiyoruz. Tedavi etmeye de çalışmıyoruz. Çünkü fokal odak dediğimiz enfeksiyon oluşturabilecek bütün risk odaklarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çok önemlidir. Çok önemli. Kistik bir şey varsa mutlaka tedavi edilmeli. Eğer büyük bir operasyon geçirecekseniz, işte kemoterapi alacaksanız, işte kalp kapakçığınız değişecekse, bypass olacaksanız, böbrekle ilgili bir nakil varsa, bir akciğer, karaciğer nakli varsa, bu gibi durumlarda vücudunuzda fokal odak dediğimiz bu tür kistlerin olduğu ağız ortamındaki bütün kisti dişlerin tedavisi veya çekilmesi gerekiyor. Mükemmel, harika bir mesaj verdiniz. Sevgili doktorlarım, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ağzınıza sağlık. Kitap gibisiniz. Açtıkça sayfaları bize mükemmel bilgiler veriyorsunuz. İyi ki geldiniz. Şimdi az sonra sevgili Sevda'nın değişim halini göreceğiz. Bakalım nasıl hissediyor kendini. Bence çok güzel, çok başarılı bir yolculuk oldu onun için. Ve şimdi değişim bölümündeyiz. Değişim talihlilerimizden Sevda Öztürk'le tepeden tırnağa bir değişim için ilk durağımız olan diş hekimi Doktor İlker Arslan'ın muayenehanesindeyiz. Bu haftanın
talihli ismi Sevda Hanım olmuştu. Sevda Hanım 29 yaşında Tokat'tan katılmıştı programımıza. Biz de şimdi bugün geldik. Merve Hanım'ın yanındayız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz Sevda Hanım, nasılsınız? Siz nasılsınız? Bizden de iyilik. Nedir şikayetleriniz dişlerinizle alakalı? Var ayrı, o yüzden başvurmuştum programa. Diş hekimimiz Doktor Merve Topak, Sevda Hanım'ın şikayetlerini dinliyor. Sağlık alanında herhangi bir ağrı, böyle bir probleminiz var mı? Ağrıya falan oldu mu, dolgu falan yaptırdım ama. Siz muayene edeceğiz, filminizi alacağız, fotoğraflarınızı çekeceğiz. İhtiyacınız doğrultusunda bir tedavi planlaması yapacağız ve başlayacağız. Peki bu durum hiç hayatınızda bir şeyleri etkiliyor mu? Gülmemi etkiliyor. Bir kızım var. O genelde bana anne dişleri ne biçim diyor. Gülüşümü beğenmiyor. Anne sen niye öyle gülüyorsun diyor. Sevda Hanım hayalindeki gülüşe kavuşabilecek mi? Evet Sevda Hanım, görüyoruz burada şikayetiniz. Dişleriniz arasında ciddi boşluklar var. Doğal olarak estetik görünmüyor. Gülüşünüzü etkiliyor. Hatta gülümsemenizi istediğimizde bile tam gülmüyorsunuz. Muhtemelen yıllardır bu psikolojik sorunla baş ediyorsunuz. Alt tarafta buradan çok net görünmese de iç taraflarda diş taşlarınız mevcut. Öncelikle bunları temizlememiz lazım ki daha sağlıklı bir diş etine kavuşun diye. Diş taşlarını temizledikten sonra bir iki de çürüğünüz var ağız içerisinde. Onları da dolguyla tedavi ettikten sonra işin estetik boyutuna geleceğiz. Amacımız ne? Tabii ki buradaki boşlukları kapatmak. Nasıl kapatacağız? Bunları porselenlerle kapatacağız, kaplamalarla kapatacağız. Aynı zamanda diş eti seviyesinde de düzensizlikler var. Bunları da sizin yüzünüze göre, gülümseme hattınıza göre düzenleyeceğiz. Pembe estetik dediğimiz bir tedaviyle. Diş etlerinizi de düzenledikten sonra porselen kaplamalarla inşallah hayalinizdeki gülümsemeye kavuşturacağız sizi. İnşallah hocam, size güveniyorum. İnşallah hayırlıklar kapanır. Detaylı diş görüntülemesi sonrası Sevda Hanım'ın tedavileri başlıyor. Değişimin en büyük adımlarından olan estetik uygulamalar için estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş'ın yanına Samsun'a gidiyoruz. Merhabalar Sevda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok heyecanlı gördüm seni. Şöyle gel, gerçekten senin kalbin duracak gibi. Neden geldin sen ya ameliyata? Nedir neden seni rahatsız eden? Hocam? Arkadaşlarla konuşunca genelde seninle konuştuğumda çekiniyorum. Suratında sert bir ifade var diyorlar bana. Sen aralarını almıyorlar oynarken öyle mi? Aralarını değil de hocam, hani sert bir yapım var derken zoruma gidiyor. Zoruma hani gidiyor. Aynaya gidip bakıyorum, sert bir yapım yok. Şimdi herkesin bir yüz yapısı var. Herkesin bir görüntüsü var, herkesin bir psikolojisi var. Bu normal. Herkes ayrı çünkü. Hepimiz ayrıyız değil mi? Hiç kimse kimse aynı değil. Doçent Doktor Hayati Akbaş, Sevda Hanım'a hangi uygulamaları yapacak? Burada benim en çok dikkatimi çeken, burun biraz normalden büyük. Biraz kemer, bakın yandan da bakabiliriz. Yandan kemerli, uzun ve şu mesafe, ucu aşağı doğru da düşük. Kabalığın genişliği yanında biri geniş. Elmacıkların düz, yüzün düz, tabak yüz dediğimiz böyle bir elmacıklar belirgin değil. Yağ eksikliği var, onları tamamlayacağız. Bir dudaklar ince. Biraz kadınlarda dudakların dolgun olması daha kabul edilen, daha istenen bir şey. Ben sana bir burun estetiği operasyonu ve yüzüne yağ dolgusu ile yüzünde olumlu bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Az da olsa risk var ama biz o riski düşünmeyeceğiz, doğru mu? Doğru. Biz neyi düşüneceğiz? %95'i düşüneceğiz. Sevgili Ebru Hanım, birazdan operasyonu başlayacağız ve inanıyorum hayaller gerçekleşecek. Evet. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Güveniyorum. Tamam. Show TV ve Ebru Hanım'a buradan tekrar el sallıyoruz. Doktorumuz Hayati Akbaş, Sevda Hanım'dan ameliyat öncesi duygularını alıyor. Neler hissediyorsun? Öncelikle çok heyecanlıyım. Aynaya baktığımda kendimi mutsuz hissediyorum. Bu yüzden başvurdum. Ve kendimde özgüven eksikliği hissediyorum. Özgüvenimin yerine gelmesini istedim. 6 yaşında kızım var, beni biraz beğenmiyor. Bilmiyorum lan senin kendini hissetmen. Aynaya baktığında kendini mutlu hissetmen. Doğru mu? Doğru hocam. Ya mutlu olmam için de kızımın da mutlu olması gerekiyor. O mutluysa ben de mutluyum. Oo, kızın seninle ilgili gurur duymasını istiyorsun öyle mi? Benim annem genç, benim annem güzel. Peki. Ben inanıyorum öyle olacak. Şu an problemimiz burun. En çok benim dikkatimi çeken burun ve yüzdeki bu projeksiyon eksikliği, dolgunlukların eksikliği, elmacıkların yok, dudakların çok ince. Yüzde bir yağ eksikliği var, böyle bir boşalmışlık hissi var. Bunları da yağ dolgusuyla, kendi yağından aldığımız dolgularla dolduracağız. Muhteşem değişimi öncesi Sevda Hanım'ı doğru kıyafetlerle buluşturacak olan tasarımcımız Pınar Kerimoğlu'nun yanındayız. Sevda Hanım'ın muhteşem değişimine biz de Kendine İyi Bak ekibi olarak eşlik etmeye, onun yanında olmaya devam ediyoruz. Sırada ne var?
en güzel şekilde Sevda Hanım'ı giydirmek var. Birazdan bize sevgili Pınar Kerimoğlu yardımcı olacak. Heyecanlı mısınız? Biraz. Her şeyin böyle bu kadar hızlı, bu kadar seri bir şekilde ilerlemesini ve böyle bir değişim hayal ediyor muydunuz? Aslında hayal ediyordum da hep bir ara ümidi kesmiştim. Sonra tam ümidi kestiğim anda aramışlardı. Efendim biz şimdi Sevda Hanım'la geldik, size emanet edeceğiz. Burada çok güzel de tasarımlar var. Onun için özellikle nasıl ürünler seçeceğiz? Şu an siyah olmayan her ürün ona uyacak gibime geliyor. Değişimde onun önüne çıkmayacak, aynı anda da hani çok güzelleştireceğimiz bir kıyafet seçmek istiyoruz. Renk renk kıyafetleriyle Sevda Hanım karşımızda. Tasarımcımız Pınar Kerimoğlu, Sevda Hanım'a nasıl kombinler seçtiğini anlatıyor. Genel olarak neler seçtin? Göz rengini ortaya çıkaracak renkler tercih ettim. Yeşil çok yakıştı gerçekten. Hani diğer parçaları denedik ama en çok yeşil yakıştığını düşünüyorum. Giyinmekten utanmasınlar. Gerçekten özgüvenleri yüksek olsun. Gerçekten kadınlara en çok böyle hani şıkır şıkır giyinmeler. Siyahtan birazcık vazgeçsinler. Kıyafetten sonra büyük değişimin en önemli adımlarından saça geliyor sıra. Sevda Hanım'ı sevgili Kenan Öğün'e emanet ettik ellerine. Sevda Hanım'a bugün neler yapacağız? Sevda Hanım'ın saçları çok fazla deforme olduğu için Sevda Hanım'la kotonu koyulaştırmaya gideceğiz. Doğan tonlarını kullanacağız. Biraz da natürize bir saç elde edeceğiz. Öncelikle güzel bir kesim yapmayı düşünüyoruz. Uzman kuaförümüz Kenan Öğün Sevda Hanım'a neler yapacağını anlatıyor. O iyice yıpranmış olan bölümlerini aldıktan sonra kesime göre güzel bir doğanın tonlarını kullanarak renklendirme yapacağız. Çalışmamızın adı Somra olacak. Sarıtın tonlarını kullanmıyoruz. Daha natürize tonlar kullanıyoruz. Dediğim gibi doğanın tonlarını kullanıyoruz. Koyu olan zeminin üzerine ufak ışık oyunları yaparak saçın var olan koyuluğunu alıp natürize bir hale getiriyoruz. Ve kış içinde çok güzel bir saç olacağına eminim. İlik bakımı yapacağız. Saç ve baş derimizi güçlendirmek için. Sağlıklı bir saç derisi nasıl gözükür? Nasıl olmalı? Doğru şampuan kullanımları, sodyum sülfat, tuz, paraben içermeyen tuzsuz şampuanlar kullanırsanız eğer bu problemler ortaya gelmez. Saçlarınızın diplerini çok fazla kaşımayın. Ilık suyla yıkarsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Ve işte efendim, değişimin büyük finalinde karşınızda Sevda Öztürk. Hoş geldin. Biraz çekindin mi? Biraz. Biraz mı? Zaten çekimsel bir yapım var da. Heh, biraz çekimsel oldum. Bakar mısın? Bir ağzını açar mısın? Şöyle ağzını gidişleri bilimsel. Evet, aynı şey. Karşıya bak. Bak şuraya bak. Karşıya. Sevda. Bilimsel. Evet. 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 Bilimsel. Bilimsel. Yoksa gıdıklayacağım gülümse. Valla gıdıklayacağım, bir şansı yok. Hocam gıdıklayalım valla. Evet. Yavrum şimdi o kadar alışmış evet. Ki o üst evet. Dişleri böyle böyle kapatmaya. Evet. O dudaklar ister istemez böyle böyle gidiyor oraya. Evet. Gül bakayım. Ya. Hah. Çok güzel. Kendimi daha iyi hissetmek istiyorum dedin. Dişlerimden dolayı ağzımı açıp konuşamıyorum diyordun. Bir takım sıkıntıların vardı. Ve şimdi tabii ki değişti. O aralık kapandı. Maşallah sana hocam. Burun estetiği ve diş estetiği yapıldı. Önce dişlerden başlayalım İlker Bey. Oldukça zorlu bir vaka gerçekten de. Evet. Yani zaten dediğim gibi dişlerin boyları kısa. Evet. Diş eti, dişlerin arasında aralıklar var. Evet. Hepsinin formu birbirinden ayrı. Dudakla alt dudakla ilişkisi hiç yok. Yani tamamen evet. Dümdüz olmuş zaten.
dişlerin boylarını uzattık. Hem diş eti estetiği yaptık diş etine doğru. Evet. Hem de aşağıya doğru bir miktar boylarını uzattık. O tersine dikdörtgeni çevirdik. Yani evet. Enine olan genişliği boyuna doğru uzattık. Aradaki o boşlukların hepsini kapattık. Şimdi güldüğü zaman tamamen ağzıyla uyumlu, dudaklarının uyumlu gülümsemesi var. Ama şöyle bir kocaman gibi... güleyim bakayım. Bir kocaman gülümse. Aç 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 korkma aç. Kız aç. Allah'ım yarabbim. Hocam gıdık gıdık gelsin hocam gıdık utanıyor. Güzel var. Hiç şansı yok. Eğer gülmese gıdık çok diyeceğim. Utangaç bir hastamız. Mahcup güzel evet. Kıyamam sana. Çok güzel oldu. Bir daha görebilir miyiz dişlerini sevgili? Ah evet. Canım benim. Alışacak tabii değil mi İlker Bey? Tabii tabii. Uzun süredir boş gezdiği için böyle aralar tamamen bomboş. O yüzden sıkıntılı. Yani evet. O araların dolması, kas dokularının alışması, dudağın ona alışması, kendinin alışması bir süre alacak. Ama dediğim gibi bu birkaç günden... Bir adaptasyon süreci yaşayacak. Çok yeni bitti zaten. Yani iki gün önce, dün taktık. Dün evet. Taktık da. Çok normal daha. Çok yeni. O ben kimim, bu diş ben miyim, konuşabiliyor muyum falan noktasındasın şu anda. Tabii 28 yaşındasın ve yıllardır bu diş yapısıyla yaşadın. Çok normal ama şimdi konuşman, duruşun, gülüşün, her şeyin değişecek sevgili Sevda. Pekala. Hocam neler yaptınız görüyoruz şu anda. Şimdi, zaten tabii, çok güzel kızımız ama evet. İşte şikayetleri varmış. Buruna bakın. Şimdi bunun yalnız şunu merak ediyorum. Yağ dokusu enjeksiyonu kendinden yağ doku yapmadık değil mi sana? Yaptı bak şimdi onu söyle. Onun için özellikle yapmak diye sordum tersinden. Çünkü cilde bakalım. Ya, elmacıklara dikkat edin. Elmacıkların dolgunluğuna değil mi? Hatırlıyorsun. Göz civarlarına, göz kenarlarına, o temporal bölgediğimiz bölgeye, şu bölgeye, bakın şu bölgeye. Şu bölgeye, dudakları da muhtemelen belki biraz yaptık. Evet. Dolayısıyla yüze bir tazelik, bir canlı. Her şey evet diyor. Bak her şeyden de çok mutlu fakat. Evet. Yağ dokusu enjeksiyonu yaptık, lipofilling yaptık. Ama buruna dikkat edelim. Bakın burun, şimdi karşıdan bakıldığında da... Hiç hoka. Karşıdan bakıldığında yandan da şöyle, belki çekebilir bu tarafa doğru. Belki aynı pozisyonda. Hiç belli değil dağıdım. Hocam. Evet, ay. Aynı dönüldüğünde... İki taraf arasında o kemer varmış burunda biraz. Ucu biraz geniş ve aşağı doğru düşükmüş. Dikkat ederseniz evet. Açısı evet. Aşağı doğruymuş. Dudak burun açısı küntmüş. Dolayısıyla daha doğal bir hale gelmiş. Aslında bir güzelliği de şu. Mesela bakıldığında siz söylemeseniz, ben söylemesem ben de buruna melat olduğunu anlamam. Ben tanımasam. Kesinlikle. Kimse anlamadı değil mi? Evet. Kimse anlamadı. Zaten önerilen de bizim tavsiye ettiğimiz, önerdiğimiz burun tipi de mümkünse doğal olsun, ameliyat geçirdiği, ameliyatlı olduğu anlaşılmasın denir. Evet. Gerçi bazıları diyor ki, hocam lütfen benimki anlaşılır olsun diyor. Bakın burada tabii. Biraz da beklenti de çok önemli. Evet. Bazı insanlar bize şunu söylüyor. Hocam lütfen benimki çok anlaşılır olsun, ameliyatlı olduğu belli olsun. Çok ama önemli. Çoğunluk ne diyor? Bakın %90'ı şöyle doğal diyor. Doğal olsun diyor. Hocam benim ameliyat olduğumu kimse anlamasın, doğal olsun diyor. Şey Sevda da doğallıktan yana o gruptan. Ama bakın burnun daha kibarlaştığını görüyoruz. Yüzün o elmacıkların daha... Bakın elmacık hiç yok. Öncesine bakın. Evet hocam. Önceki fotoğrafa bakın hiç dümdüz. Hiç yok ve yani burada hani 28 yaşında çok genç fakat evet. Bu resimde 40'lı yaşlarında evet. Bir kadın görüyorum. Elmacık hiç yok. Sarı saç hiç senin rengin değilmiş. Evet. Çok çok doğru bir seçim olmuş. Saçlarının koyulaşması. Zaten iki renk bir saç var orada kafanda. Bu da gerçekten evet. Senin olduğundan farklı tonda ten rengini bile çok farklı bir hale getirmiş. Uzmanlarımız çok doğru bir karar vermişler. Senin tercihin ileride gene belki bunun üzerine hafif röpleler attırabilirsin biraz. Oynamayı severiz kendimizde. Bakın bana. Biraz evet. Fazla oldu gerçi bugünlerde sarılar. Biraz hafif kapatacağım ama. Klinikte programlar dönüyor devamlı. Bir bakıyorum bayağı koyu renkliymiş. Allah Allah diyorum. Hepimiz biraz değiştirmeyi seviyoruz Sevda değil mi? Fakat ben senin kadar cesur muydum acaba? Açar mısın şöyle bir güzelce? Evet pekala. Gömleğine bayıldım. Gömleğine bayıldım gerçekten. Kenan Öğün saçlarını yaptı. Yeni saçlara kavuştun. Tasarımcımız Pınar Kerimoğlu kendine uygun kıyafetler seçti sevgili Sevda'nın. Ve bambaşka bir görünüme kavuştun. İyi ki geldin. Çok çok da hoş oldu. Bundan sonra çok gençsin zaten. Mutlu bir evliliğin var. Beğendi mi evdekiler? Beğendiler. Herkes de çok beğendi seni. Zaten hiçbir şey yapılmış gibi de hissetmemek bence çok daha güzeli. İyi ki geldin güzelim. Çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ediyoruz. Ve kendine iyi bak devam ediyor. Meltem Açık Elden hayatı kolaylaştıran tarifler. Çay saatlerine keyif katacak çikolatalı çörek. Damaklardan silinmeyecek bir lezzet. Zeytin kavurması. Ay çok güzel Meltem abla, bu ne böyle? Şimdi çikolatalar içinden nasıl çıktı? Şimdi kendine iyi bak da. Aman efendim bu ne şıklık. Bakar mısın önünün güzelliğine? Bakmasın. Ama gene siyahların kadını ya. Yani siyah Meltem Açık Elden. Evet. Mutfakta. Harika olmuş. Çok yakışıklı. Ama bak bugün senin için bana hediye ettiğin küpeleri taktım, bilezikleri taktım. Yani şimdi ne derler üzüm üzüme.
durumu. Ben mutfakta çörek yapıyorum çikolatalı, sen küpe takıyorsun. Böyle bir şey. Bak çok bir arada olunca insan fark etmeden birbirinden ne kadar çok şey alıp evet, veriyor değil mi? Ne kadar güzel. Aynen. Çok sayende dünyanın en pratik insanı olmaya başladım. Ay canım yani. Benim. Ben de teşekkür ederim. Ben de daha çok kendine bakan, kendine iyi bak, kendine iyi bakan ve daha çok aksesuar kullanan bir kadın oldum. Ama zaten bakıyordun sen Meltem abla, ama ekranın şöyle bir büyüsü var. Başka bir türlü kendini toparlamak durumundasın her evet, sabah. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Biz de sevgili izleyicilerimiz için bunu yapıyoruz. Bir de bugün sizin için çikolatalı çörek yapıyoruz. Eyvah, muzur bir şey yapıyoruz. Canım nasıl çekiyor çikolatalı çöreği var ya şu anda. Yiyeceğim. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Başka ne yapıyoruz? Zeytin. Zeytin kavurması yapacağım. Bunu çok seveceksin. Hafta sonları için. Tamam. Ya da sevgili hanımlar gün yapıyorlar. Günlerde rahatlıkla yapabilecekleri harika bir zeytin kavurması. Hem kolay hem lezzetli. Bu arada biliyorsun bugün sevgili Nergis Öztürk konuğumuz. Bak, ama çok güzel şimdi koktu. Şimdi pişti hanımlar. Bakın. Çok güzel koktu. Yapmış olduğu karalahana çorbası şu anda pişti. Oh mis. Pişmiş hali bu. Yiyeceksiniz afiyetle. Oh çok güzel oldu çok gerçekten. Çok güzel. Tam mevsime de uygun. Değil son mi? Derece besleyici. Bir de Karadenizliymiş kendisi. Nergis'in bak gör. Güzel. İçin rahat etsin. Çorban pişti. Pişti ve yiyeceğiz. Yiyeceğiz aynen. Evet geldik. Şimdi benim muzur çöreğim için gerekli malzemeleri hemen söyleyelim. Fırını falan açayım mı önce? Hadi aç canım önce. Çekti. Ya kışın daha çok insanın tatlıya ihtiyacı oluyor herhalde değil mi? Sadece kışın mı? Ya yazın böyle şeyleri yerken biraz daha şey yapıyor insan ama dikkat ediyor belki de giydiği kıyafetlerden filan. Meyveden belki o böyle soğuk yediğimiz dondurma gibi şeylerden falan da aslında biraz alıyoruz evet, yani. Evet kesinlikle. Daha fazla içecek tüketiyoruz. Kışın o vücut bir korumaya almak istiyor kendini. Bir ısıtmak istiyor filan herhalde. Isıtma, yağlılar, hamur işleri ama limitinde. Makul yiyeceğiz. Evet sesin. Yani tadımlık. Evet. Tadımlık. Kendimiz için yapmıyoruz. Gelen konuklarımız için tamam. Yapıyoruz. Şimdi ne koydum? Bir paket maya koydum. Bir yemek kaşığı kadar şeker ilave ettim. Bir bardak sütüm var. Sütümü de koydum. Bunu böyle birkaç dakika bekletebilirsiniz. Ben gibi sabırsızsanız bekletmeyebilirsiniz de. Biraz tuzum var. Çok az tuz ilave ediyorum. İçine. Çikolatalı çörek tarifini veriyoruz. Evet. 200 gram eritilmiş tereyağı, 2 yumurta, 1 poşet toz krem şanti, 1 kuru maya, 1 paket, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kabartma tozu şu anda evet, koydum Meltem koydum. Abla. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, aldığı kadar un. Evet. İşte şimdi undayız. Bu şey krem şanti, toz krem şanti ilave ettim. Ve yumurtalarını kırıyorum. Bu böyle güzel kıvamlı bir hamur oluyor. Bu hamuru seviyorum. Hem tatlı hem tuzlu güzel yapılıyor. Bir de güzel şekil alan bir hamur olduğu için işlemesi son derece kolay. Şimdi bileziklerimi şöyle çekiyorum. Evet. Süslü Meltem. Bütün malzemeyi şöyle güzelce karıştırıyorum. Sen o malzemeyi güzelce karıştırırken ben ne çorbanın tadına mı bakacağım? Ha, canı çekti. Krem çikolatanın tadına bakıyor. Canı çekti değil mi? Aynen. Ay çok güzel. Bekleyemeyeceğim. Bunu şöyle. Bazen yapıyorum çok arada. Vücut sen... istiyor derler ya yani. Bir de çok severek ve çok arzu ederek istediğin şeyi yiyince kilo olmazmış derler. Aynen, ama artık bunun da bu işte yani bu kadarcık yiyeceğin tatlıdan da ne olacak? Ben o kadar takık değilim gerçekten. Değilsin yani, yok. Çok olmamak ölçülüsün. Da lazım. Çünkü kesinlikle. Hayatı böyle biraz rahat olduğu gibi... Doğal yaşamak kadar güzel bir özgürlük var mı? Tabii. Yiyeceksin, normal yiyeceksin. Fazla yiyorsan, kaçırdıysan gidip birazcık... Spor yapacaksın, yürüyüş yapacaksın, bol su içeceksin değil mi? Yani işin sırrı bundan... Fazla bir şeye gerek yok yani. Yani harika. Şimdi yapmış olduğumuz çöreğin yarısını oturup yersen bu iş olmaz. Olmaz tabii. Bir dilim yiyeceksin, tadına bakacaksın. Peki. Tereyağını da ilave ettim. Şimdi sen bana... Evet. Şimdi ununu karıştırıyoruz. Bu da gerçekten çok keyifli bir çörek oluyor. Ama sabah kahvaltısında ama dediğim gibi ikindi çayında. Akşam yemeğin yani akşamleyin çay demledim yemekten sonra dur bir dilim de şundan canım çekti demeyin. Muhakkak gündüz tüketmeye ve spor yapmaya gayret edin. Osman Erk Hoca diyor ki simit yerseniz çörek yerseniz her sabah onlar gibi bir göbeğiniz olmasını hiç şaşırmayın olursa. Tabii, doğru bunu her gün yemeyeceğiz yani. Evet işte biraz yani ister mi? İsterim bayağıca isterim. Aklınızda olsun yapmaya ihtiyaç duyduğunuzda elinizde böyle güzel tarifler olsun.
birazcık günah mı çıkarıyoruz? Ne? Olabilir. Kendi kendimize. Bugün de böyle. Hafta sonu mutluluğu olsun. Evet. Hafta sonu geldi artık. Bu haftayı da güzellikle, onu sağlıkla da bitirdik. Çok şükür. Hayırlı cumalar. Hayırlı aşkım. Cumalar olsun. Bereketli olsun. Sağlıklı olsun. Çoğul çocuk hep bir arada olsun. Amin. Barış içinde. Kolay tamam, da bak. Bir dur bakalım tamam, istersen. Birden korku verdim. Ben öyle telaşlıyımdır çünkü birden döküveririm yaparken. Evet. Sonra da eyvah hamurun şimdi kıvamı olmadı derim. Nergis'in çorbasının da bir tadına bakacağım. Hı-hı. Şöyle şuradan. Çünkü dedi ki Ebru lütfen. Tadına bak. Yüzümü kara çıkarma. Çorbam sana emanet. Çorbam sana emanet dedi. Bunu pişmeden ben tabağa koymuştum böyle gibi oluyor diye. Alamadım da yalnız. Sana dur dememeliymişim. Ha, değil mi? Bak evet. Ben görmüşüm oradan. Evet, sen fark etmişsin, ben fark edemedim. Biraz her daha yunağa vettim. Çorbanın tadını. Çok yani güzel çok kokuyor güzel. Zaten. Mükemmel, hiç tuz yok yalnız. Biraz tuz koymamız lazım. Şöyle tuzunu şunu versem baştan... yeterli olur mu evet, acaba? Evet, olur. Koyayım onu ben. Ben acıktım galiba. Sabah çok erken evet. Kalkınca ve ara öğün gibi bir şeylerle böyle çok yeme alışkanlığım olmadığı için... Bu saatlerde ister istemez biraz vücut bir şey istiyor değil istiyor. Mi? Acaba böyle ceviz falan gibi bir şeyler yesen kesiyor mu açlığını? Aynen değil mi? Ceviz, badem şu anda iyi olur. Ben bu ceviz, çorbayı içeceğim afiyetle. Üzerine de bir parça çikolatalı çörek yiyeceğim. Ay çok bilmiyorum güzel. Hanımlar harika size uygun mu bu menü? Bu öğlen o. Oh, bence harika. Uygun. Evet. Şimdi bak ne kadar güzel kıvamda bir hamur oldu gördün mü? Bir dokun istersen şöyle hamurun kıvamına. Çok güzel oldu. Güzel, şimdi anladım. Evet. Bunu biraz dinlendirirlerse tabii ki daha başarılı bir sonuç elde evet. ederler. Ama dinlendirecek vakitleri yoksa şeklini verdikten sonra fırına koymadan tamam. birazcık dinlendirebilirler. Şimdi şekli merak ediyorum. Şimdi bundan istediğiniz geçen şekli... Geçen gün yaptığın örgü milföy de mükemmeldi. Ay, o da çok mükemmeldi. Güzel oldu değil mi? Çok fazla onunla ilgili geri dönüş ve tarif istiyorlar bir de benden kaçıran arkadaşlarım, eş dost. Ay canım benim. Hemen sayfamıza gidiyorum. Da çok yazıyorlar. Sayfamızı takip edin lütfen. Programımızla aynı isimde Kendine İyi Bak TV. Mutlaka her gün tariflerimizi orada birebir veriyoruz. Hı hı. Videolarımız var. Soruları da olursa ben sayfadan cevaplarım. Cevaplıyoruz. Soruları. Ben de cevaplıyorum. Evet. Genelde de en çok soru tabii ki doktorlarımızla ilgili çok fazla soru çok, geliyor. Çok sağlık tabii tarifle çok önemli. Tarifle ilgili çok fazla soru. Doktor isimleri soruluyor. Biz programımıza çıkan tüm doktorlarımızın aynı şekilde isimleriyle, yaptıkları meslekleriyle, o gün konuştuğumuz konuyla ilgili altyazı veriyoruz orada mutlaka. Ve aynı zamanda değişim bölümü. Ebru abla, Ebru hanım, ay, ne kadar. Kızım Ebru gibi değişen yaş gruplarından seslenişlerle ve serzenişlerle bizi ne zaman çağıracaksın? Aşkım ben sizin hepinizi buraya çağırırım, şöyle bir sarılırım hem de. Ama ah ne güzel. Elimde değil ki hepinizi birden, keşke öyle bir imkan olsa. Ama bence hızla geri dönüşler sağlayabiliyoruz. Bugüne kadar onlarca kişi bir gün tüm bugüne kadar değiştirdiğimiz çok mutlu hanımefendiler, hatta beyler de var artık biliyorsunuz, stüdyomuza davet edeceğim. Hepsini bir arada görmek istiyorum. Ay çok güzel değil mi? Bir aynen. de şeydir, üstünden zaman geçince biraz daha yüz ifade evet. oturuyor ya. Bence... Nasıl oldular, ne durumdalar? Bütün onları göreceğiz. Şimdi geldi çikolata kısmına. Allah işte benim kısım. Elinizi korkak alıştırmayın. Lütfen. Bir kase çikolataya. Şöyle. İnsanın... Böyle bir şeyi açken yapmaması lazım kesinlikle. Bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Biraz bunu yapan annenin, bunu yapan şefin, aşçının tok olması lazım. Şöyle çikolatayı yaydım. Bunu da sana bırakmış olsam mı acaba aşçı payı diye? Şefin payı. Zevkle. Şimdi bir sunucuya en çok yaptırılmaması gereken şey tatlı yedirmektir konuşurken. Öyle mi? Sahneye çıkarken tatlı aman aklınızda olsun, konuşma yapacak olursunuz o gün. Bir sunumunuz vardır, oyuncusunuz zaten, oyuncular bilirler ama yani her kimse telefonda bile konuşurken ağzınıza tatlı bir şey varsa o dil tembelleşir, hemen yapışmaya başlar. Aa, bakmayın ben idare ediyorum biraz. Ama sen çok profesyonelsin yani. Senin tabii ki. Oradan başka bir bıçak alsam da yeni bıçak kullanalım değil mi kendine? Hemen kendine iyi bak. Kendine iyi bak geliyor, bıçaklarımız efendim. Geliyor. Hemen şu bıçağımı aldım. Ay çok güzel Meltem abla, bu ne böyle? Şimdi ah çikolatalar içinden nasıl çıktı? Değil. Nasıl çıktı attı içinden? Dışarı. Dur kesilmeyen yerler olmuş. Ay,
Çok güzel. Onları da kestim. Aa, bayağı kesememişim. Bir tur, bir tur daha, bir tur daha. İnanılır gibi döndürdüm. Bunu da şuradan altta hamuru kalmış. Bunu da şuradan şöyle bir tur döndürdüm. Şurada birleştirdim. Kesecek misin? Bunu şimdi böyle pişireceğim. Bu pişip kabarınca o çikolatalar içinde muhteşem Allah bir hal alıyor. Ucumu vay 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 vay. Yer şimdi miyiz bunu, arkadaşlar bunu? Yeriz stüdyo olarak. Bayılırlar. Hazır bir şekilde. Şimdi bunun iki türlüsü var. Bu yapmış olduğum hamuru tuzlu da yapabilirsiniz. Yani tuzlu derken hamurun aynısını yapın. Mesela geçen gün yaptığımız zeytinli çörekteki gibi içine sağ ol bir tane. İçine zeytin ezmesi sürebilirler. Ha. Ya da içine sürülebilir ne bileyim patatesi güzelce soğanla kavurun, patates püresi kıvamına getirin, içine onu sürün. Bu hamur her şeye olur. Evet, tatlı da tuzlu da yapabileceğiniz harika bir alternatif. Şimdi harika senden ben ricam. Aynen, her tarafımız çikolata oldu. Evet gel aşkım. Allah oh. Evet tamam. Ellerimizi de yıkadık. Ben şimdi bunu zevkle fırına. Evet sen onu fırına at. Atacağım. Bu sefer zeytin kavurması yapıyoruz. Için. Zeytinin çekirdekleri ayıklanmış mı? Hayır, ayıklanmış olması gerekmiyor zeytinin çekirdeklerini. O kadar güzel bir kavurma yapacağız ki yiyen de birazcık yerken zahmet edip ayıklayacak. Evet, birazcık peçete alayım şuradan. 180 dereceye koydum. Tamam hayatım. 20 dakika mı? Tamam, 20 dakika güzel bir süre. Şimdi bu zeytin kavurmasını pazar kahvaltılarında çok seviyorum. Tamam. Bir de günlerde zaten ha ben bu tarifi nereden öğrendim? Heh. Bir Zehra annem vardı benim. Birlikte bir projede çalışmıştık. O çok yapardı. Ay. Ve bulunmuş olduğumuz yerde çok soğuk bir yerde Sakarya'da. Aa. Ah ben bunu böyle çoğul çocuk bana çıka bayıla bayıla yerdik. Aa bak hamur kaldı. O hamurdan vaktimiz var mı? Bu zeytine başlamadan bakalım, önce yaparız. Bir şey daha yapsam. Zeytini çörek yapalım. Heh, yapalım. Varmış varmış. Tamam. Hadi yapalım. Şimdi yağımı ilave ettim. Evet. İlk önce zeytinlerimi koymadan sarımsağı rendeliyorum bir taneciğim. Hı hı. Şöyle bolca sarımsak. Pazar günü diyorum neden? Sarımsaklı bir tarif. Sucuk yersiniz. Sarımsaklı ev sucuğuysa sarımsaklı böyle bir şey yersiniz. Zeytin kavurması yersiniz. Pazar günü daha uygun. Şöyle biraz kayalım mı? Kayalım. Sen bakayım ne yapacaksın ne ondan? Ne bileyim açayım ben sana bunu sen hazır. Sen aç. Bir de başka bir. Sen aslında onu dörde bölsen bana. Ha tamam. Dört eşit parçayı bölsen. Tamam. Ve böyle uzun uzun şeritler yapsan. Tamam. Ondan da bir şey denesek. Tamam. Bunu da parça parça kopartıp ekmek gibi düşünün. Parça parça kopartıp çikolata üstüne sürüp yiyebilirsiniz sonrasında. Mükemmel. Ya da zeytin ezmesini. Tamam. Dört parça da diyorsun. Açıyorum yavaş yavaş. Tamam. Yok açmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Rulo yapacağım. Yani rulo derken şöyle. Şöyle şöyle. Bu kadar. Ha, tamam böyle. Uzun uzun derken uzun. Onu mu istedim? Ha, onu istedim. Ama senin başka bir fikrin varsa şöyle de yapalım dersen. Vallahi bilemedim şu anda. E tamam o zaman bu benim aklıma geleni yapalım. Yani böyle bir şöyle bir gül böreği gibi çevirip üstüne hani. O da olur. Pudra şekerli. Bunu da seviyorum. Örgü gibi oluyor bu da. Ha, tamam oldu. Bu da başka türlü bu da güzel oluyor. Bakayım şeklini unutmadıysam. Tamam. Şimdi yağın içine sarımsakları rendeledim. Bolca sarımsak rendeledim. Bunu ocağıma alıyorum. Tamam. Ocağımızın altını da yakalım. Ben hemen sarımsaklı elimi çalkalayayım. Siyah zeytinim var, yeşil zeytinim var. Sadece siyah zeytinden olmaz mı derseniz tabii ki olur. Sadece yeşil zeytinden de olur. Zeytinlerimi de tavamın içine koydum. Bu sarımsak ve yağla güzelce zeytinler bir 5-6 dakika of, kadar harika. Kavrulacak. Bütün evi mis gibi bir sarımsaklı bir aroma. Kokuya bakın. Ha, bu neyin üstüne yakışır? Hep sabah kahvaltısı diyorum ama mesela akşamleyin çok güzel bir makarna yaptınız. O makarnanın yanına ya da üstüne tabii ki çekirdeklerini çıkartırsanız daha güzel olur. O makarnanın üstüne bile koyabileceğiniz çok güzel. Kendi başına harika bir sosu da olacak. Yani sosu da olacak derken buna lezzet katan şeylerden bir tanesi muhakkak biraz acı kırmızı pul biber. Şöyle. Vay vay vay. Nar ekşisi mi geldi evet. Yoksa? Evet. Ay Meltem abla. Kekik. Harikasın. Ve en üstüne de
yanıyor hocam. Hı hı. En üstüne de birazcık kavrulduktan sonra nar ekşisi ilave edeceğim. Bu zeytinleri ılık ılıkken, sıcak sıcakken ikram ettiğinizde, hiç sıcak zeytin yedin mi bilmiyorum, yedim ama çok lezzetli, güzel oluyor. Çok lezzetli. Yani oluyor. Çok özel bir şey yediğini hissediyorsun. Evet. Zeytini sıcak beklemediğin için değil mi? Çok güzel. Nihayetinde zeytin diyorsun ama zeytin de bir takım lezzetlerle buluşunca gerçekten inanılmaz başka bir hal alıyor. Bir de sabah kahvaltısında bir tabakta yeşil zeytini, bir tabakta siyah zeytini getirmek var. Biraz da böyle işte emek verip daha farklı bir lezzette. O zaman zeytin gözünle bakmıyor ev halkına. Tabii. Değil mi? Ooo mis gibi ne yaptın sen ne böyle yaptın? Diyor. Bak mis gibi kokular gelmeye başladı. Hatta stüdyo şahane bir sarımsak kokusu içine gerçekten girdi. Gerçekten çok güzel. Bu sarımsağın yakışmadığı bir şey var mı? Şimdi üzerine nar ekşisini gezdiriyorum. Ay, İşte size muhteşem tamamla bir lezzet. Şimdi tatlı yerken... Konuşmak zor diyorsun da tuzlu yerken de aynı zorluk oluyor mu? Yok hayır. Bir şey yerken da konuşmak zor tabii. Tabii de. Yani şimdi ağzın doluyken dilin istediğin gibi rahat olmadığı için dişlerinden gelen, ağzından gelen ses biliyorsun. Öncelikle ses tellerinden gelen ses dişine çarparak dışarı çıkıyor. Dolayısıyla o fonatiği bir şekilde ağzın içinde bir şeyler varken bozuyorsun. Bozuyorsun tabii. Dolayısıyla sesin olduğundan farklı çıkıyor yani açıkçası burada. Onun için de Meltem ablacığım ben bunları yaptım şöyle. Yaptın. Ağzınıza bir şey varken konuşmayınız. Lafı zaten oradan gelmiştir. Yani doğru. Tek bize özel değildir. Hem evet, görgü adap meselesiyle kesinlikle, alakalı. Kesinlikle bir de, öyle. Değil mi? O çok önemli. Ay harika oldu. Bak şimdi oldu. Zeytinlerim hazır. Mükemmel. İşte sabah kahvaltısında masaya böyle bir şey gelse kendini iyi hissetmez misin? Ay nasıl iyi hissederim hem de. Özen gösterilmiş zeytinin başka bir hali. Şimdi bu birazcık burada ılırken, ılık ılık hale gelirken. Evet. Şimdi ben başka bir şey yapmak istiyorum sizin için. Hamurumu şöyle ince ince açıyorum. Sen de istersen onu şöyle çekeyim. Tamam. O pişti çünkü. Yapımı böyle bir koku kuran olamaz. Hanımlar böyle bir koku olamaz. Gerçekten mükemmel. Nar ekşisini de çekti o sarımsakla birleşti. Evet. Daha da mükemmel oldu. Zeytin zaten güzel bir şey. Çok severim evet, ben zeytini. Zeytin ağacı aşığıyım. Değil mi? Ay, çok çok mi? Severim. Ben de severim. Her şöyle haline bir makarna yapsaydık aslında üzerine sosu olsaydı o da çok güzel. Değil mi? Bunu bir servis tabağı ayarlayayım ben hemen. Olur hayatım. Görünsün. Artık şıklığı Ebru Akel'den efendim. Onun şıklık konusunda tartışılmaz zevki. Çok mersi. Şimdi hamurlarımı açtım. Evet. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. O zaman çöreğinizin boyu birazcık daha uzar. Ne yapacağız bunu birden? Dur bakayım bir şey yapacağım. Beğenecek misin bunu? Bakalım. Beğenmez mi? Bitti değil mi zeytinlerin? Oh çok güzel oldu. Hı. Evet zeytin kavurmamız bitti. Zeytin kavurması bu kadar kolay. Kahvaltıda 2 dakikada yapabileceğiniz nefis bir alternatif. Şimdi bunları birazcık daha inceltip uzatsanız daha şahane olur aslında. Şöyle koydum. Ay Meltem abla bunları çok güzel. Kalan hamurdan. Şunu şöyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Evet. Oh. Şimdi bunu bunun üstünden atlatıyorum. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. Ay çok bunu güzel. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. Bu da böyle oldu. Ay. Şimdi böyle saatin ters şeklinde döndüm ya. Şimdi saat yönünde böyle dönüyorum. Meltem abla çok şimdi tatlısın. Kalanı da harikasın. Böyle dönüyorum. Onu da öyle döndükten sonra. Sonra kalan uçlarını birleştiriyorum. Evet. Bak Ebru'cum böyle bir şey oldu. Hemen geldim. Bak. Şimdi yağ, bunu ne yapacağız? Evet, bu şimdi bunu istersen üstüne yumurta sürebilirsin, tamam, istersen sürmeden koyabilirsin. Fırından çıktıktan sonra tuzlu yiyeceksen üstüne yumurta sürmenizi tavsiye ederim. Eğer tuzlu yemeyecekseniz, tatlı bir şey de yiyecekseniz de
O zaman hiç yumurta sürmeyin. Fırından çıkınca üzerine pudra şekeri gezdirin. Hatta tarçınla karıştırdığınız pudra şekerini gezdirin. Mükemmel. Böylece iki tip çörek yapmış olacaksınız. Bir tanesi çikolatalı olacak. Evet. Bir tanesi de neyle yemek istiyorsanız keyfe keder derler ya. Evet. Keyfe keder bir alternatif olacak. Evet, çikolatalı çöreğimizle pişmek üzere. Oh, çok güzel. Tam bitmediği için çıkarmıyor fakat çok iyi gidiyor. Bugün bak ne kadar güzel şişiyor gördün mü? Harika kabardı. Onu görebilelim diye açtım fırını, hemen kapatıyorum. Aşkım çok teşekkürler. Ben pazartesi teşekkür beraberiz. Bir tanem inşallah. Kendinize iyi bakın. Hafta sonunuz çok iyi geçsin. Çok iyi hissedin. İnşallah. En mutluluklar, en güzel sürprizler, haberler, her şey sizin için güzel güzel gelsin. Kesinlikle. En önemlisi o. Evet, güzel sürprizler olsun bu hafta sonu. Sevgiler.